Ekranları başında bizi izleyen siz değerli seyirciler, BKM Mutfak Çok Güzel Hareketlere hepiniz hoş geldiniz. Ya müthiş bir seyirci, harikasınız. Burada böyle güzel bir enerjimiz olsun istiyorum bu akşam. Çok eğlenelim, çok gülelim, çok güzel hareketler başlıyor efendim. Efendim, biliyorsunuz geçtiğimiz günlerde 14 Şubat Sevgililer Günü'nü kutladık. Efendim, bu skecimizde flaş bekarlar. Var mı flaş bekarları bilen bir skeç seriyle? Harika, okey, süper. Serimizin bu skecinde 3 kız arkadaş 14 Şubat Sevgililer Günü'ne girilecek ideal sevgili nasıl olmalıyı tartışıyorlar. İdeal sevgili, 14 Şubat'ta ideal sevgili nasıl olur'u tartışıyorlar aslında. Çiftleri görebilir miyim? Aramızdaki çiftleri. Buraya bir mikrofon verir misin? Metin Karakaş, Silivri'den geliyoruz. Hoş geldiniz abi. Hoş bulduk, sağ olun. 14 Şubat'ta var mı bir planımız? Evet, bir organizasyonumuz olacak. Sürprizi bozmayayım sürprizle. Birlikte karar verdik. O da şundan kaynaklanıyor. Eğlenirken bana şunu söylemişlerdi. İtaat et, rahat et. Hanıma itaat ediyorum. Harika. Harika. Teşekkür ediyorum. Ne yapacaksınız peki? İstanbul'da bir mekanda yemek yiyeceğiz. Akşam da eğleneceğiz ve İstanbul'da bir otelde kalacağız. İstanbul derken Silivri'ye göre İstanbul ya, diyoruz. Mükemmel ya. Teşekkür Vallahi ederim. Harikasın abi ya. Teşekkür Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür Çok ederim. Sağ ol. Orada bir beyefendi var. Abi hoş geldin. Hoş bulduk. İsminiz nedir abi? Hakan. Hakan abi. Sizin var mı bir planınız 14 Şubat'ta? Yok belli anladık yani. Yok. Sürpriz. Ya bırak şimdi Hakan abi. 14 Şubat bizim için önemli çünkü 14 Şubat'ta biz aynı zamanda tanıştık. Ha. Dolayısıyla... Ne şans ama. Sadece bir sevgililer günü değil, tanışma günümüz aynı zamanda. Ne güzel ya. Aynı zamanda doğum günü, aynı zamanda evlilik yıldönümü. O kadar değil. O kadar denk getiremedik. Harika. Bu skeçte sizlerden bir beyefendinin bize skeç içinde yardım etmesini rica edeceğim. O da tabii ki abi kabul edersen bize yardım eder misin? Evet abi. Alkışlarınızla. Rica ederim abi, ne demek? Seni şöyle kocaman alkışlarla abi. Ekibin yanına. Efendim, flaş bekarlar geliyor. Ebru ve Cemile yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Of ya. Keşke bugün buluşmasaydık. Keşke bugün evden hiç çıkmasaydık. Keşke bugün uyuyup bir sonraki güne geçseydik. Keşke bugün... Sipariş verseydiniz de mal gibi kalmasaydım. Ne yapalım kardeşim, seçemiyoruz ki. Bu nasıl menü ya? Allah Allah, sevgili kahvesi, aşıklar pastası, ilişki çayı. Önce sen kapat tiramisu ne lan? Bugün hangi gün? Tabii lan. Ha, bugün hangi gün?
14 Şubat sevgiler günü. Heh, biz de konsept yaptık hanımefendi, müsaade ederseniz. 17 Şubat'ta kediler günü. Yaş mama mı veriyorsunuz misafirlere? Bir, yumakla mı oynatıyorsunuz müşterileri? Dilek mi verin, yere durun, gebertim seni ha. Tamam, sakin ol aşko, sakin ol. Sakin ol aşko. Beyefendi, sevgililer günü de sevgilisi olmayanlar ne yapsın? Biz ne yiyip içelim? Ya, siz galiba gözünüzden kaçtı. Tam size uygun bir çay var. Açın bak çaylar kısmına bak. Heh, sap çayı. Geçeri git. Geçeri git. Ne var ya? Yüzme yüzme ya. Git be. Evet, gidin lütfen. Arkadaşımız gelince biz size sesleniriz. Tamam, siz ortaya böyle erkek diye bağırın, ben gelirim. İlk defa bağırmıyorsun zaten. Şuradan giriyordum lan. Aklım gitti bir an. Şunun kötüne bıçağı taksam. Böyle 2 yıl hapse girsem, ben böyle sevgililer günü falan da dert etmem. Win win yani. Ay, saçmalama ya. Öf, saçmalama. Uyma sen şuna. Tuğba nerede kaldı ya? Ay, yolda gelirken sevgili mi buldu acaba? Ay, saçmalama. Yolda bulursa ben bulurdum. Kimseyi gözden kaçırmayayım diye her gün işe döne döne gidiyorum. Biri var mı? Cemre, arkamda biri var mı? Bak, arkamda. Biri var mı? Bak, birileri var mı? Yok. Her yerdeler. Aysi'yi öpüşen insanlar. Her yer bucuk bucuk. At gözlüğümü lan. Evet. Gel. Gel, gel ana. Gel. Gel, 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 gel. Of ya, çok kötü, çok. Gel. Her yerdeler ya. Var ya, gelene kadar bakar mısın gözlükte? Şöyle geldim, önümü göremeyeyim. Her yerdeler. Ay. Bak, inanın el ile tutuşanları görmemek için indirimlere bile bakmadım. Ben sarhoş olduğumda bu kadar çift görmüyorum. Ah ya. Sakin ol Şahbatur. Al, kesme şeker ye. Ya bir dur. Ya sen niye taktın ki bunu? Yolda biri görür de uuu at gibi kız der diye. Cemile aşk olsun, bir de sen dalga geçiyorsun. Ya tamam, merak etme. Kızım, daha önce de atlatacağız, bugün de atlatacağız. Merak etme. Evet. Yani. Hem sadece yani tek yalnız biz değiliz ki. Adama bakın, o da yalnız. Hı. Aşkım geldi. Gel aşkım, gel. Ay, inanmıyorum ya. Sadece adam değil, köpek bile sevgili bulmuş. Haş, haş, haş. Olasıca. Gel bir dakika. Pardon. Bakmayın, göze maske kurmayın. Pardon. Bakmayın. Pardon, bakar mısın? Ne var ya? Ne var? Ne var? Ne var? Ne istiyorsunuz? Hanımefendi, sadece fotoğraf çeker misiniz diye soracaktım. Niye bağırmıyorsunuz ki? Tamam, tamam. Ay, siz onun kurusuna bakmayın. Ne kurusu canım? Kız kurusu. Yalnızlık sinir yaptı da ben çekeyim. Buyurun. Şöyle güzel bir aile fotoğrafı. Şöyle bir aile fotoğrafı, evet. Gel. Şöyle güzel yan yana durun bakayım. Şöyle güzel poz verin. Ay, ne öyle asker arkadaşı gibi yanaşın. Köpekle de yanaştırın, bit mit bir şey bulaşır inşallah. Çektik, buyurun. Ay canımsınız, çok teşekkürler, yani. Sağ olun. Geçelim bakalım. Hadi gel. Ya Cemile, ne yapıyorsun ya? Oldu olacak, gözümüzün önünde öpüştürseydin bir de. Kızım, siz daha beni tanımamışsınız. Kendimi çektim. Kendine gel. Çok kendine gel. Sakin olun. Kötüyüm. Ben de yalnızım. Ben de yalnızım. Ya Fifi ile Çomar bile yuva konmuş, biz bu haldeyiz ya. 14 Şubat böyle mi geçecekti? Değil mi ya? Ne olurdu şöyle romantik bir sevgiliyle geçseydi. Ay, romantik olur bak. Romantik sussun, gözleri konuşsun romantiğin ya. Romantik olsun, 3 kuruş fazla olsun, romantik olsun be. Romantik olmasın. Niye be, nesi varmış o romantiği? Yıllar yıllar önceydi. Bir 14 Şubat nasıl olduğu bilinmez ama romantik bir sevgilim vardı. Aa, aa, aa. Dinleyin, izleyin hatta. Hangi sene yapmış? Ay ne güzel. Evet. Evet, düz git aşkım. Tamam aşkım. Düz git. Düz tamam. Git. Hafif sol. Tam geri, tam geri, tam geri, tam geri. Arka demek evet. Oluyor. Tam, sağ yap, tam sağ çevir, sağ tamam. Çevir. Düz devam et. Düz devam et. Düz. Evet, şimdi hafif sol, hafif sol. Sol. Sen geri geri geri. Topla gel, topla. Hayır, sol olur. Tam topla, tam topla. Tam. Aşkım, sen park et istersen. Nasıl anlamadım? Ama böyle tır yanaştırır gibi oldu. Ay, çok özür dilerim bebeğim ya, ben şey yaptım. Zorlandım. Açıyorum o zaman. Aç. Açıyorum, hazır mısın? Aç, hazırım. Hadi bakalım. Ta-ta. Ya aşkım, çok tatlısın ya. Ayu, sen daha tatlısın. Bence.
seni uyuyayım. Ben Cin'in var ya bu yalanını, bu yalanını, bu yalanını hep yiyeyim. Ben Cin'i cinlemeden yutayım. Ben seni bütün halde yutarım, sonra böyle komple çıkartayım, sıçarım. Atakan, yani gerek var mıydı lan? Nasıl bir konu geçişi bu? Nasıl geçtin oradan oraya ya? Ayıp oldu değil mi abi? Çok ayıp oldu bana. Çok özür dilerim. Bir de böyle bir gün... Seni seviyorum biliyorsun değil mi? Evet biliyorum. Seni çok seviyorum. Tamam. Özür dilerim, ben anın heyecanını şey yaptım. Tamam. Kafamı bir bırak sen. Tamam, bırak. Ya ne güzel böyle kalpler, güller, çok güzel süslemişsin. Ya bunlar ne ki? Bunlar ne ki Tuğba? Ben senin için akrostiş şiir yazdım. Gerçekten mi? Dinle Tuğba. Tamam. T. Tutkulu kalbim, kalbini seçti. T. Uuu, kalbim. Yalnız seni sevdi. Uuu. Kalbim. Yalnız seni sevdi. Yumuşak ye. Bu kalbim. Nerelere gitti? Evet, nasıl? Ama yani tuk oldu. A'yı bulamadı. Enteresan. A'yı bulmuşsun aslında. A'yı nasıl bulamadın? Orayı. Ya, şey oldu öyle. Neyse hadi oturalım. Dur! Dur! Yemekleri sana ben sürprizlerle açacağım. Ya. Yani kendin aç bakıyor. Tamam hadi. Şuna bak şimdi. Tamam. Hop! Kalpli köfte. Evet, kalpli köfte bak. Çok güzel. Burada ne var? Hop! Aa, kalpli dolma. Hop! Kalpli makarna. Hop! Kalp! Oha kalp! Bu kimin kalbi Atakan? Hop. Atakan bu kimin kalbi? Korkma, bu bir dananın kalbi. Atakan! Sarı kız, kasaptan aldım. Doktora dedim ki, ben kendi kalbimi söküp koymak istiyorum dedim. Doktor, ölürsün dedi. O yüzden bunu koydum. Yoksa kendi kalbimi söküp bu masaya koyacaktım Tuğba. Tamam Atakan, güzel yapmışsın. Doktor dinle. Seni seviyorum, biliyorsun değil mi? Biliyorum. Daha önce söylemiş miydin? Söylemiştin. Tamam. Bir kafamı bırak. Kafanı bırak. Tamam, hadi oturup yiyelim artık. Dur! Allah. Müzik! Ya sence de hızlı değil mi? Yavaş çal. Hayır yani onu mu diyorum? Yüzük falan çok hızlı olmadı mı? Yani hızlı olmadı aslında. Ay adam var ya, havayı yakmış resmen. Aşk bu nerede görsem tanırım aşkı. Ya ne aşkı ya, 3 gün oldu tanışalı. Bebeğim sen kimle konuşuyorsun? İyi misin? Evet. Evet dedi. Evet dedi. Evet dedi, komşular. Hayır ben ona evet demedim. Ben o hani... Tutkulu misin? Kalbim, kalbini seçti. Kalbim, yalnız seni seçti. Atakan ben de sana bir şiir yazdım. Gerçekten. Dinle. Söyle bakalım. Sana gelen ayaklarımı, sana bakan gözlerimi, senin olan bedenlerime nasıl bunu yaparsın? Düzgüne konuş, düzgüne ayrıl benden. Ne olursun. Sen beni ayrılmak mı istiyorsun? Yani daha nasıl anlatayım? Başkası mı var? Hayır. Kemancıyla mı? Hayır. Çeler çekler seksi olur derlerdi de inanmazdım. Senin yüzünden bir ilişki bitiyor. Bırak adamın kafasını. Senin yüzünden. Adamın kafasını bırak. Bırak adamın. Hayır benim kafamı da bırak. Sen ne yapayım? Kafa aşkı ya. Kalpli kök. Ben sana kalpli dolma gösterecektim daha. Ayıp. Yürü defol. Defol buradan. Çıkar mısınız? Kalpli ama. Çık artık. Öf. Öf ya. Gördünüz mü? Gördük. Adamı kendi evinden kovdu. Öf. İşte ay, o ne öyle be romantik. Olmazmış yani vıcık vıcık. Aa, uuu falan. Çok kötü. Aa, çok kötü ya. İşte kardiyovasküler Atakan böyle de falan yani. Olacak iş değil. Ay, o neydi gerçekten ya? Öf, zaten bir şey söyleyeyim mi? Bence yakışıklı olsun yeter. Olmadı ya. Ne? Ne var? Ne yapıyorsun? Yakışıklı deyince siz ben öyle bir... Ha, sana mı dedim sen? Git istersen bir aynaya görün. Sen de git bir göz doktoruna görün. Belli ki bozuk canım. Ayrıca sipariş vermiyorsanız hadi kalkın ya. İşgal etmeyin masayı, tamam hadi. Ay tamam. Sen bize tatlı bir şeyler getir. Ha. Tatlı yanında duruyor. Aa, gider misin? Hadi. Tamam be. Tatlı getir. Allah Allah. Getirdim. Bak ya. Çık ya. Annesine bozucu git.
Tatlı istedin, geldim işte. Git, git tatlı da değilsin, git. Allah Allah, sen çok tatlısın. Tamam, size 3 tane sap çayı yazıyorum. Bak ya. Tamam, bol demli. Ya yürü git. Öf. Ya bu laf maf sokuyor ama yakışıklı çocuk aslında. Aman. Yakışıklı olmaz. Abi yakışıklı ya olmaz. Allah. Ben size söyleyeyim. Yakışıklı olmaz, romantik olmaz. Daş mı yiyek ulan? Tamam, ben sana anlatayım da daş mı yiyek görek. Sen kendin karar ver. Yine bir sevgililer gününde. Gece kulübüne gittik. Ama nasıl yakışıklı bir sevgilim var. Nasıl yakışıklı? Sen değil. Aşkım, ne iyi oldu dışarı çıktık. Nasıl? Diyorum ki ne iyi oldu böyle dışarı çıkıp birlikte. Efendim? Diyorum ki müzik falan dans iyi oldu. Ne? Ne erkekler var be. Sana mı dedi o? Aşkım takılma, ben alışığım. Neyse ya, umursamayacağım. Nasıl olsa bugün bizim günümüz. Ben içecek bir şeyler söyleyeceğim, ister misin? Olur aşkım. Efendim şöyle bırakayım. Biz daha söylemedik. Ha evet ya, bunu yan masadan gönderdiler. Allah, yakından görünce de harbi yakışıklıymışsın abi ha. Cemal, ne yapıyorsun ya? Aşkım takılma, ben alışığım. Alışık mısın, yılışık mısın anlamadım. Alışığım. Ay resmen gözleriyle yiyorlar ya. Cemal. Aşkım öyle düşünme. Ben seçmedim bu kadar yakışıklı olmayı. Bu mu yani? Hem sen yanımdasın, ne olabilir ki aşkım? Hadi birazcık enerji, biraz dans edelim, gel. Doğru diyorsun, boş ver. Kendimi dansa kaptırınca sen sandım, pardon. Ya nasıl ben zannediyorsun? Kız bembeyaz, süt gibi. Hakikaten süt gibi hatun ya. Cemal. Hayır, bembeyaz anlamında söyledim. Yanlış anlama yani. Hanımlar, siz de kusura bakmayın. Ben kusura bakmam. Yakışıklıya bakıyorum. Pardon da siz ne yaptığınızı zannediyorsunuz? Sana ne oluyor be? Bana mı ne oluyor? O benim sevgilim. Ay ne salakça bir savunma. Ay sevgilim. Ben ablası sandıydım, kusura bakmayın. Yok, anası. Ah, anasıymış. Erken evlendi herhalde. Ceren, ben dayanamıyorum. Ben dayanamıyorum, sizi döveceğim şimdi. Hayır, hayır, hayır. Saçmalık. Hadi gel. Hayır. Anam, hayır, dur. Hadi gel. Tamam, hanımlar, hadi hanımlar. Gel. Hey, yolsana beni, hadi gel. Aa, hayır, hadi yok. Gel. Yok. Hanımlar. Hey, gel. Aa. Al beni. Tamam. Söyle. Söyle. Aklı da yok, biz iki kişiyiz. Arkadaşlar, yani. Arkadaşlar, bunu söylemekten çok sıkıldım ama lütfen benim için kavga etmeyin. Abi. Abi kusura bakma. Şöyle bırakacağım. Şöyle. İstemedik ki biz bunu. Evet evet, bunu yan locadan yolladılar. Yok artık. Abi bunu yan mekandan yolladılar. Oha. Abi bunu da Malatya'dan yolladılar. Ya Malatya ne alaka ya? Ya bizim akrabaları anlattım abiye. Çıldırdılar ya yakışıklılığından. Abi müsaitsen haftaya bizim kuzenler seni istemeye gelecek. Ama hangisi istiyor belli değil. Hepsi istiyor. Yok daha neler. Ha daha neler demişken. Bu neydi? Yan masadan öptürdüler. Kızlar? Ayıp be ayıp. Cenan, sana iki seçenek sunuyorum. A, ya benimle birlikte buradan çıkıp gidersin, mutlu mesut yaşarız, evleniriz, çoluğumuz çocuğumuz olur. B. Ne? 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 Ne demedi, B dedi. Ya sana
yazıklar olsun ya. Hı. Allah seni kahretsin bir de sevgililer gününde. Aşkım adı üstünde sevgililer günü. Tekil düşünme sevgililer günü. Allah seni kahretsin. Allah seni kahretsin. Bir ben atma. Alın size yakışıklı. Ulan matrağa bak ya. Ana ben burada kaldım lan. Şu an zamanlar arası bir geçiş gibi bir şey oldu. Kızlar sizin yanınıza geldiğim halimden daha gencim. Ne diyorsunuz? Hayır. Ne oluyor lan? Oğlum ne oluyor lan? Hayır mı? Aa geç geliyorsun. Yakışıklı olmaz. Romantik olmaz. Bu zaten hiç olmaz. Ne olacak abi? Ya bence zaten böyle sahiplenici bir erkek olması gerekiyor. İlişkisini önemseyecek. Doğru bence de. Sahiplenen erkek iyidir. Seni evet. Böyle kollar hanımım der. Sahiplenen he? Kollayan erkek he? Hanımım diyecek he? Cemile yüzük görmüş kollum gibi ne yaptın lan kendine? Söyleyeceksen söyle. Anlatayım da dinleyin. Zamanında bir sevgililer günde sahiplenici bir sevgilim vardı. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Ay çıkamadım kız ben de bir şey yapayım. O zamanlar bir restorana gitmiştik. Restoran yeni kuruluyordu. Teşekkürler. Çok sağ olun. Açılışa geldik. Sevgilim. Aslan'la Boğa bir gün oturmuş içiyorlar. Aslan demiş ki, baba saat geç oldu, ben yavaştan kaçayım. Boğa da demiş ki, ya sen koskoca ormanların kralısın. Sen de böyle yaparsan biz ne yapalım demiş. Aslan da demiş ki, oğlum beni evde inek beklemiyor, aslan bekliyor. Ne bu? Fıkra işte, Kurtlar Vadisi 11. bölümde Çakır Polat'ı anlatıyor. Çok anlamlı değil mi? Hı hı. Ya zaten aslanla boğa anlaşamaz burç olarak. Aslanla boğa burç mu? Yani hem burç hem hayvan. İnek de mi burç? Yok o hayvan. Başak hayvan mı? Başka şeyler mi konuşsak aşkım? Bu bir sevgililer günü hem. Aa doğru. Hadi hayırlı uğurlu olsun. Sağ ol toprağım. Şu adam bize mi bakıyor ya? Bakayım. Bakma, bakmadan bak. Bir bak, bir bakma. Ne olacak ya? Bak el kol yapıyor ya bana. Ne yapıyor ya? Yok ya, tanımıyorum ben. Tanımıyorsun değil mi? Hayır, tanımıyorum. Nereden tanıyacağım? Bak sana gelmiş, tek başına oturuyor. Ne işi var bunun Fransız restoranında ya? Ay boş ver aşkım. İşte ne güzel geldik Fransız restoranına. Evet, güzel güzel. Aha, buldum. Kesin ajan bu. Pusu olmasın. Ya saçmalama Hilmi. Sen kuru bakliyatçısın ulan. Nohut satıyorsun sen. Kim niye sana pusu kursun? Öyle deme. Börülce ile de ilgileniyorum ben. Börülce camiası çok tehlikeli. Hı hı. Hı öyle. Bakliyatlar dünyasında kartlar yeniden dağıtılıyormuş. Ulan sizin aranızda savaş çıksa en fazla aşure olur be. Efendim, efendim, efendim. Oui. Oui, mi? Oui, oui. Oh, hoş geldiniz, hoş geldiniz. İsminizi öğrenebilir miyim? Metin. Kim? Metin. Birazcık ses Metin'in. Metin. Efendim bir sipariş olarak ne düşündünüz? Hala düşünüyor musunuz? Nohut. Biraz daha gırtlaktan alabilir miyim? Konsept gibi biraz böyle konuşmanız gerekiyor. Oui, oui, je parle français. Oh, tu parles français? Oui, 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 bien sûr. Oui. Oui. Bitti ama. Non, 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 vous voulez quelque chose? Oh, göt oldum. Parlez-vous, monsieur, je vous écoute. Ben burada yeni sigortalı çalışıyorum. Fransızca daha öğrenemedim ama böyle. Evet efendim, ne sipariş alacaksınız? Bir aşure istiyorum ben, hanımefendiden duydum. Ne oldu bir tane Malatyalı oldunuz? Lütfen bu şekilde. Tamam sakin. Ben ne diyor ya? Aşure istiyorum. Aşure. Tamam sakin. Aşure. Yani canı çekmiştir ya hanımefendiden duydum derken. Canı çekmiştir, sinirlenme lütfen. Aslında börülce yiyecektim ama gıcık kaptım. Efendim sizin gazınız mı var? Gibi. Gibi mi? Gibi, gibi. Peki efendim biraz daha böyle lütfen konsept gereği. Tamam. Sizin kesin gazınız var. Ben sipariş alıp size bakacağım. Tamam.
Efendim, hoş geldiniz Mösyö Madam. Sipahişoğlu'na rahmetin kaşını yok. Kardeş, sen önce bir boğazını temizle, bir öksür. Öksür çünkü ne dediğin anlaşılmıyor. Aşkım, ne diyorsun ya? Adam Fransız. Ya nerede Fransız? Nerelisin lan sen? Onu söyleyemiyor kız. Oğlum, nerelisin dedin? Elazığ. Türk müsün lan sen? Elazığ merkez. Merkez. Caminin yanı. Tamam oğlum, düzgün konuş bizde ya. Konsept gereği böyle efendim. Ne yersiniz? Kaka gibi yapabilirim kızım. Tamam, tamam. Yeter. Evet. Güzel bir şeyler getir işte, donatmasaydı. Tamam efendim, o zaman size ördek getiriyorum. Tamam. Evet, efendim sizleri sonra görüşürüz inşallah. Haydi bakalım, afiyet olsun. Sağ olun. Ne dedi ya? Mörülce mörülce dedi, gıcık dedi. Aşkım lütfen, lütfen güzel güzel yemeğimizi yiyelim, tamam mı? Bak, ha, tamam. Bakmıyor bize, merak etme. Hem baksana, eti dökülmüş lahmacun gibi büzüşmüş duruyor orada adam. Tamam, örnek verme. Değişik değişik örneklerim var ya. Tamam. Hem bugün sevgililer günü. Doğru. Ver elini. Seni karım yapacağım. Çüş. Aha, bakıyor. Vallahi yakaladım. Yemin olur. Birader, sen hayırdır ya? Yemin olur. Hayırdır? Sen geldin buraya, tek başına oturuyorsun. Bakmıyoruz diyeceğim ama güzele bakmak sevap mı? Sevap işte. Ya sen canlamışsın. Ne diyor lan bu? Oğlum ne diyor bu? Hilmi yapma, Hilmi yapma. Tamam, sakin, sakin. Senin sevgilin yok mu birader? Sen manyak mısın, buraya geliyorsun, tek başına oturuyorsun? Vardı. He? Ben de ulaştık ama gelmedi birader ya. Allah, tamam, gelmedi diye oluyor. Benim sevgilime mi bakıyorsun? Bakmıyorduk ama sevap işliyorum şu an. Allah Allah. Oğlum git cami yaptır o zaman. Ne demek sevap işliyorum? Yani... Bak yemin ediyorum, elimde kalacak bu cami. Tamam, sen tanıyor musun bunu? Ya bir yerden gözüm ısırıyor gibi şimdi bakınca ama. Senin benden başka kimseye gözünü ısıramaz. Oğlum gel sen buraya. Kalk, ayağa kalk. Ayağa kalk. Karşılık ver bana. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Tamam, ne oluyor ya? Çok da şey yapmıyor. Ne oluyor burada? Aşkım, ne oluyor aşkım burada? Aşkım, adın neydi senin? Metin. Pardon, unuttum. Ne oluyor burada? Bir açıklama istiyorum. Hanımefendi, kusura bakmayın da sevgiliniz bir saattir öküzün trene baktığı gibi benim sevgilime bakıyor. Metin, açıklıyorsun şu an. Ne oluyor? Ne diyor bu adam? Bakıyor gibiydim ama... Yok, az önce diyordun ya. Güzele bakmak sevaptır diye. Ne? Ya, öyle dedi. Şey. Metin, bana bak, gözlerin içine sevaptır dedi. Tamam, gözümün içine bak. Doğruyu söylüyorsun. Bak, yalan söylersen tamam, biliyorsun beni. Doğruyu söyle. Hangimiz daha güzel, o mu ben mi? Düşünüyor ya, Allah'ım kafayı. Sen neyi düşündün hakikaten? Sen daha güzelsin. Teşekkür tatlı. Ederim. Ha. Sen daha güzelsin. Tamam, terledi. Tamam, sevgilim terledi. Ben masumluğuna inandım. Tamam, sana inanıyorum ama bak, böyle pısırık olma. Altta kalma, tamam mı? Biraz dişini göster şu adama. Gel, gelmeseydin pataklıyordum. Bağır, çağır şimdi ona. Bana bak birader. Ha. Ne bağırıyorsun lan, ne bağırıyorsun? Bağırmadım birader. Daha. Bana bak. Hı, biz sakin. Demirden korksaydık, trene binmezdik. He hey. Tamam mı? Çok iyi. Devam Metin. İki kişinin bildiği sır değildir. Devam et. Ona öyle demezler, peynir ekmek yemezler. Oğlum karşılık veremiyorum. Çok, çok iyi. Bana bak, ben deliyim bak. Ben 8 kere Kurtlar Vadisi'ni bitirdim. Bak, bana bulaşma. Metin, Metin. Ben var ya ben. Medcezir izlemiş 16 defa adamım, biliyor musun sen Medcezir'i? Çok iyi dizi. Medcezir izlemiş ya. Yok, sihirli annem. Tamam. Medcezir izlemiş ya. Beyefendi, bakın. Burada benim sevgilim eğer sessizliğini koruyorsa beyefendiliğindendir, tamam mı? Yoksa kendisi kickbox şampiyonu. Aşkım göster birkaç tane hareket, göster ürksünler. Çık, öne çık göster. Az önce sağlam çıktım ben. Göster, ürksün. Gel, gel, gel. Yok, yok, üstünde değil. Boşluğa hareket göster. Sırtını dönme. Böyle, duvara. Böyle, böyle. Aa! Pardon, estağfurullah. Tamam, yolculuğu yaptım. Bak, abi tamam. Gördünüz, aşureye döndü. Eyvallah abi. Hanımefendi, lütfen sevginizi alıp gider misiniz? Gideceğiz zaten. Gel canım, gel. Görüyorsun ne ilişkiler var değil mi? Yazık, aa, yazık. Olmayayım. Bana bak, başın bir daha böyle sıkışırsa beni çağırıyorsun, tamam mı? 112 miydi? 112 mi? Tamam. Sevgiliyiz de yol numaram yok mu sende? gitmeden bir ağız olası küfret. Şaka yaptım. Yaptı mı? Yok. Flörleyeceğiz artık. Yani bir geliyordu bir şeyler. Tamam. Bir geliyordu. Oradan gelmedik ama neyse. Hadi.
Gel lan buraya. Ne oldu? Adamın elini öptün az önce. Ne oldu? Vermedi ki elini. Yeter artık yine, ayrılalım, bitti. Senin bu yalandan, sahipciliğinden bıktım ben. Ya hayır, niye ayrılalım? Sensiz geçen geceler şahidim olsun, değişeceğim Elif. Elif kim lan? Elif kim? Avukat Polat'ın şeyi, aslında Ali'nin eskisi. Polat söyleyemedi. Ya geri git. Geri git bana burada çakma çakma şeylik yapma ya. Delikanlılık, hadi. Namımızın büyüklüğü, dostlarımızın büyüklüğündendir. Hadi oradan. Senin dostları da kamzıma lan ol. Git ya. İşte böyle kızlar. Çıkışta öğrendim. Adam beklemiş. Biri dövmüş ilmeği, biri dövmüş. Ya. Sahiplenici erkek de patladı. Ne olacak şimdi? Ay, kaldık böyle başa baş, dişe diş miydi kız o? Aman. Belki seneye buluruz ya. Ne yapalım? Bizde de böyle. Efendim, şöyle sap çaylarınız geldi. Yalnız o hanımefendinin en sap olan. Şöyle bırakayım. Ya. Yanlarına da kurabiye getirmek istedim ama evde kalmış. Aynı sizin gibi. Gözler çok olmaya başladın artık. Cemile'yi ve konuğumuz Metin abi alkışlarınızla zile davet ediyoruz efendim. Ve tabii ki de dostlarımız Loki ve Laika'ya da kocaman alkışlar efendim. Loki çok iyi oynamadı mı? Aslında dişi erkeği oynadı. Damattı. Kimse anlamadı değil mi? Kimse anlamadı. Ya. Metin abi ne hissettin? Nasıldı? Vallahi içeride biraz şey yaptılar ama kendin ol dediler. Ben de kendim gibi oldum. Abi Fransızca biliyor musun? Bir de Fransız misafirler de var dedim. Pot kırmayayım ama yaklaşık bir 4-5 yıldır konuşmuyoruz ama iyi bir eğitim almışım. Gramerim değil, yazarım da. Abi. Bayağı. Onun için çok iyi oldu. Söyledi bana, şey söyleyince de açıkçası. Dedim abi Fransızca biliyor musun? Biliyorum dedi. Tamam dedi yani. Oğlum Fransızca biliyor musun? Nasıl bir soru ya? Aa, biliyor. Denk geldi bu arada. Şoka girdim sahnede. Ben de şoka girdim. Böyle tuttu Metin abi. Keyif aldın mı abi? Kesinlikle aldım. Peki hangisi daha eğlenceli? Burada mı? Orada mı? Aslında hayatımız bir tiyatro. Ha, sen bir şey hazırlamıştın. Çok özür dilerim. Hayatımız bir tiyatro. Bir slide geliyor şimdi. Gerçekten çok güzeldi. Çok başarılı bir yerimsiz ama arkadaşlar işin mutfak tarafı gerçekten çok hareketli. Çok fedakarca çalışmalar var. Orada onu görünce buradaki sunumu gerçekten arkadaşlarım da çok başarılı yapıyor ama sahne arkasındakilerini unutmamak gerekiyor. Acayip bir çalışma. Abi tekrardan ayağına sağlık. Çok sağ ol. Efendim çok güzel hareketler. Alkışlarınızla devam ediyoruz. Postmodern skecini hatırlayan var mı? Evet. Tamam, onu yapmayacağız. bizim çok klasik bir Türk ailemiz var. Ve bu ailemize yurt dışında yaşayan dünürleri misafirliğe gelecek ilk defa. Ve bizim ailemizde biraz kendini olduğundan farklı göstermeye çalışıyor altta kalmamak için. Yani biraz modern davranmaya çalışıyor. Bakalım yapabiliyorlar mı? Postmodern geliyor. Cemile ile Atakan yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Salih, hazırlanmamışsın daha. Uf, Ayşe rica edeceğim. Bu akşam başım ağrıyor. Benden uzak dur ya. Lütfen istemiyorum. Ne diyorsun be?
Dünürler gelecek, hadi giyinmemişsin. Bak ya, Allah'ım ya Rabbi, ben şu an çıplak mı duruyorum Ayşe? Şu an çıplak mı? Yine bak, artı 18 imalarda bulunuyorsun, gerçekten olmaz. Ay saçma sapan konuşma. Bunlar kültürlü insanlar, modern insanlar, Avrupa görmüş insanlar. Tamam, ben de gördüm Avrupa. Nerede? Ne var yani? Nerede gördün sen Avrupa? Her hafta Avrupa Ligi maçlarını izliyorum ben. İngiltere, Fransa, Allah'ım. Ay, rezil olacağız, vallahi rezil olacağız ya. Allah'ım ya Rabbi. Anne, ha? Anne. Dodo. Anne, çok kötü bir şey oldu. Dodo. Ben galiba okumayı unuttum. Sen okumayı biliyor muydun ki? Salih. Ne oldu oğlum, nasıl oldu? Ya şimdi misafirler gelecek, kültürlü görekeyim diye böyle kitaplar aldım. Ama okuyamıyorum. Ver bakayım şunları. İşin tuhafı, anlamıyorum da. Oğlum okuyamadığın şeyi nasıl anlayacaksın? Nasıl yani? Duyduğunu da anlamıyor mal. Bir dakika, bunları ben de okuyamıyor muyum? Sen de mi unuttun anne? Hayır, salak oğlum, bunlar İngilizce. Bir şey diyeceğim, sen İngilizce bilmiyorsun ki, nasıl anladın? Hayır, bir kitabın İngilizce olduğunu anlamak için İngilizce bilmek mi gerekiyor Salih? Evet. Mesela ben sana bu kitap Fransızca desem kendini nasıl savunacaksın? Ay saçmalama bak. Shakespeare yazıyor burada. Shakespeare nereli? Nereli? Yozgat. Aa, Yozgatlı mı? Lan oğlum saçmalama, İngiliz işte. Yozgat İngiltere'de mi? Ay. Vallahi delireceğim ha. Allah Allah. Ayrıca ben de İngilizce bir şeyler biliyorum. Ne biliyorsun? Söyle bakayım. Ay Ayem Ayşe yani. Şok. Of. Allah'ım sana şükürler olsun. Bir gece de cahil kalacağım zannettim. Sen dün gece de cahildin Mustafa. Salih, yeter artık. Şş, bana bak. Müzikleri ayarladın değil mi sen de? Ayarladım, ayarladım. Kendin... O iş bende. Bırak. Tamam. İyi. Modern görüneceksin, unutma. Tamam. Modern. Modern olacağız bugün. Ayşe ya, modern. Ayşe. Uf. Gerçekten bak, rica edeceğim. Çocuk da ortada, bizdeki mal da ortada. Yani bizim böyle dünürlere yaranmak için modern olmak falan... biz muasır medeniyetler seviyesine çıkamayız öyle bir gecede. Salih, ya Allah Allah, rezil mi olalım ya ha? Kızımızı rezil mi edelim, ne diyorsun? Bugün modern ve kültürlü bir baba olacaksın, o kadar. Ben o kıl kuyruk damadın ailesine yaranacağım diye... modern taklidi falan yapamam Ayşe. Öyle mi Salih? Öyle. O zaman bize tır şoförlüğü yaptığın zamanlarda ben bu akşam gelmeyeceğim, sevki yapmar aşkım deyip Kiev'e gidecekken kimliğini evde unuttuğu için geceyi havalimanında geçirmek zorunda kalma rezaletini anlatmak ister misin Salih? Olmak ya da olmamak. İşte bütün mesele bu. Tamam. İnsan ol yeter. Öyle olmak olmamak falan geç onları. Ay. Ne bu haliniz ya? TRT korosuna mı katıldınız? Ay inşallah o da olur canım. Papyon mu fazla? Yani şu an komple fazla gibisiniz baba. Ay saçmalama kızım ya. İlk intiba önemli. Biz bu adamları sadece uzaktan görüntülü gördük yani internette. Anne. Heh. Anne, keman bulamadım. Flüt olur mu? Sence olur mu? Yılan hikayesi mi çalacağım misafirlere? Ya keman da çalamıyorum ki zaten. Telefondan açacaktım. Aslında var ya, çello alacaktık. Arkasında çıplak... Ya anne, ne alakası var? Ne yapıyorsunuz ya? Geldiler. Gel. Lütfen bak, rica ederim. Sadece kendiniz olun. Kendiniz olmanız yeter. Tamam. Ben açıyorum. Hadi. Dur modern, anne. Modern. Dur. Bana. Biraz gülün bir modern. Ne yapıyorsunuz ya? Ayakkabılarla girin. Aynen. Burası zengin ve modern bir ev. Lütfen. Teşekkürler. Lütfen, hoş geldiniz. Hoş şöyle parmak ucumla. Hoş bulduk efendim, merhabalar. Merhaba Ayşe teyze. Aa, teyze ne be Fero? Bana Ayşe diyebilirsin. Ayşe? Aferin, geç şöyle, geç. Ayşe, geç. Nasıl Ayşe? Buyurun, buyurun, oturun, oturun. Aa, Salih. Mustafa, misafirlerimiz geldi. Kapısını aç. Hemen bitiriyorum. Kusura bakma. Okumadan duramıyoruz da. Merhabalar. Merhabalar. Merhabalar efendim. Nasılsınız inşallah? İyisiniz inşallah. Hiç sorun değil bu arada. Biz sonuçta yabancı değiliz efendim. Yani ne demiş Confucius? Ne demiş efendim? Kitapsız geçen bir yaşam, akşamsız geçen bir gün gibidir demiş. Ne güzel söylemiş değil mi? Evet, çok muhakkak. Çok güzel. Çok, bakın bu lafı milattan önce 500 senesinde söylüyor adam. Çok çarpıcı değil mi?
Valla çarpıcı. Ben böyle bir elektriklendim yani. Çarpıldım. Bana bak, sen de bir laf et, atta kalma. Nasıl bir laf edeceğim ki? Çarpıcı bir şey söyle işte. Efendim bakın, şöyle bir laf var. Ne demiş? Bir donu var, kırmızı. Çah anası yer, çah kızı. Kim demiş efendim? Çah talamıcı demiş. Çok güzel bir söz, anlamlı. Bir de şey var tabii, anasına bak, kızını al. Kolumuzda bilgisi yok. Efendim, ne okuyordunuz? Shakespeare efendim. Bayılırım. Ben çok sevemedim. Ben çok, beni almadı. Yani onun filmi daha güzeldi. Film derken hangisi? Komiser Shakespeare. Kadir İnanır oynadıydı ya hani, karakolda geçiyor. Ay ya, babam ve şakaları çok nüktedan bir insanmış kendisi. Evet, çok nüktedanım. Aynı zamanda biraz küşkül pesent ve derd üzeştim. Efendim, evet. Shakespeare'in Otello'su oynanıyor bu aralar. Aa, hangi otelde? Gene şaka yaptım. Gençler çalışmışlar, çok güzel. Bence bir gidin bakın. Aa, gidiyoruz efendim. Her pazar öğleden sonra gideriz biz. Evet, hatta en son Kutsal Damacana'ya gittik. Mükemmel bir eserdi. Başyapıt. Harika. Melis, nasılsın bakalım? İyiyim Celal amca. Amca deme. İyiyim Celal baba. Baba deme. İyiyim Celal emmi. Bana sadece Celal de. Bana herkes Celal der, öyle değil mi? Celal doğru söylüyor. Yani böyle sonuna amca, baba falan getirdiğin zaman böyle biraz bir mesafe oluyor gibi oluyor, öyle değil mi? Baba, bence bu adam da bir şey bilmiyor. Her cümlenin sonunda öyle değil mi diyor. Ya da onaylanmak istiyor, onaylayalım, yazık. Amca, öyle. Öyle. Celo, bu arada Celo diyebilirim değil mi? Dediniz zaten, buyurun. Celocuğum, Avrupa nasıl? Çok özledim de. Siz Avrupa'da bulun... Baba, süs ol, süs. Yem onu. Pardon, Avrupa'da bulundunuz mu? Avrupa'da bulundunuz mu diyor. Avrupa'yı biz bulduk. Ben Almanya'da büyüdüm. Baba, sen 4 aylıkken geldin ya buraya, nasıl büyüdün? Kızım, o 4 ayda neler oldu? Sen çocuğa... bakın, benim babam Almanya'ya gönderilen ilk bilim insanı. Ne? Dedem suyu tesisatçı değil mi ya? Kızım! Bitireyim, yanımda konuştum. Ay, ne iyi oldu da geldiniz ya. Öyle görüntülü konuştuk değil falan, mi? Görüşememiştik bir. Gerçekten ya. Yani kız isteme, online kız isteme. Siz Avrupa'da yaşadığınız için tabii biraz garip oldu. O internette devamlı donuyor. Sizin kayınpede Allah'ın emri peygamberi kavli derken dondu ya böyle bir adam. Allah'ın emri peygamberi dondu böyle. Biz adam felç geçirdi sandık. Babam felç geçirdi efendim. Geçmiş olsun. Nasıl, iyi değil mi şimdi? Haftasına rahmetli oldu. Allah rahmet eylesin. Toprağı bol olsun. Toprağı bol olsun. Toprağı yok. Nasıl yani? Biz kadavra olarak üniversiteye bağışladık kendisini. Söyleyin de fazla kurcalamasınlar bari. Ne bileyim Ayşe, nasıl telli vereceğim şaşırdım. Şey yapalım ya, bir kahve mi içsek böyle bir dilimiz damağımız kurudu. Ne kahvesi canım, onları Avrupa görmüş insana. İçki neyim de var. İçki neyim mi? Ben bir içki alırım Melis. Ne istedin lan? Ne oldu Salih? Hani moderndik, sen hiç böyle yapmazdın. Ben de şişeyi getir yavrum. Melis'ciğim, biz alkol kullanmıyoruz. Varsa ben bir espresso alırım. Ben de bir cappuccino. Ben yardım edebilirim hayat. Baba hayatım dedi. Ya ne desin, bacanak mı desin? Nişanlı ya onlar. Yok bebeğim, sen otur. Bebeğim. Bu da bebeğim diyor. Neyse, Allah'tan nişanlılar. Yoksa babam zopayı vurmuştu çanağı. Mustafa. Zopa mı, çanak mı? Öyle mi efendim? Hayır tabii ki Celal. O saçmalama. Ben öyle bir insan mıyım? Ben çocuklarımın her türlü kararlarında her zaman arkadasında durmuş bir insanım. Evet. Öyle mi Salih? Öyle Mustafa. O zaman sana şunu söyleyeyim. Ben dövme yaptırmaya karar verdim. Ne yaptıracaksın oğlum? Kelebek. Şuraya. Ardıma. Ardına kelebek kondur. Yaptır, yaptır tabii oğlum. Senin bedeni, senin kararın. Tabii canım.
Öyle değil mi yani? Böyle şeylere zaten kızacak bir insan değilim. Yani biraz ne bileyim çağdaş olmak lazım, öyle değil mi Celo? Ben bu konuda biraz geri kafalıyım ve yani... Kuralcısın. Kuralcıyımdır yani birazcık yani. Öyle düşünüyorum ben. Öyle. Hatta Ferit'le Melis'ciğim Londra'ya bizim yanımıza nişanlanmadan önce geldiklerinde... Celal böyle bir panikledi yani siz bir şey dersiniz diye. Londra'ya mı geldiler? Ah! Ne oldu, ben pot mu kırdım? Haberiniz yok muydu? Yok, olur böyle şey. Biz Amerika diyebiliyorduk. Ona şaşırdı. Evet, ona şaşırdı. Bunlar Afyon'a gitmemişler mi Kaplıca'ya? Modern ol, devam ki. Boş ver, çaktırma. oğlum, sen heyecanlı mısın? Düğün olacak. Getir kızım, getir ben. Vallahi efendim, çok heyecanlıyım. Bir an önce evlenelim de balayına gidelim istiyorum. Evlenmeden gidin canım balayına. Vallahi mi? Vallahi. Londralara gidilmiş ne de olsa, değil mi? Yani beyefendi, ne olur yanlış anlamayın. Yani siz, Melis bizim kızımız sayılır. Yani öyle kötü bir şey gelmesin aklınıza. Siz biraz kızdınız galiba. Yok be! Bakın gülmekten kendimi alalım. Hayır, öyle şey olur mu? Ben asla kızmam. Bakın ben bu tarz şeylere takılmam. Zaten şöyle söyleyeyim, Melis'in erkek arkadaşı da bizde kalabilirdi yani. Aa, aşkım ya, senin yüzünden adama söylemedik bak. Senin yüzünden 3 kere balkondan atladım. Melis! Bak ne kadar üzüldü ya. Efendim merak etmeyin, iyiyim. Sadece sağ dizimde platin var. O kadar ama 6 aya çıkartacak, eskisinden daha iyi olacak. Ferit sen izinsiz bu eve mi girdin yavrum? Ama ne olacak be? Hırsızlık mı yaptı sanki? Genç onlar olabilir. Misal biz düğündeyken Melis 4 yaşındaydı. Ha, Melis ilk eşinizden mi? Yok kız, anlamıyor da. Önden işi pişirdik. Avrupa'daki gibi. Aha, Ayşe, ne diyorsun Ayşe? Ya moderniz işte diye yalan da. Babuş! Efendim oğluş! Ya ben diyorum ki, ben bu önümüzdeki hafta tek başıma bir Amsterdam'a gideyim. Oranın tiyatroları biraz daha farklıymış. Biraz kültürleneyim. Senin yaşın oralar için biraz küçük değil mi yavrum? Küçük ama etkili diyelim. Ben gideyim de hazırlanayım. İyi, git git. Belki ben de gelirim bekarlığa vedaya. Kayınço! Sen biraz bugün fazla cesursun Ferit. Celo! Celo! Lütfen sinirlenme. Hangimiz çılgınca bir bekarlığa veda partisi sonrası sızmış bir vaziyette Samatya Meydanı'nda bir bankta yatarken polisler tarafından bulunup bir hafta boyunca komada kalmadık ki? Ne diyorsun Salim? Sen bana Eyüp Sultan'a şükür namazına gittim dedin. Kızım yalandan diyorum işte, modern olalım diye. Hem çocuğa da kızmayın. Biz çok modern bir aileyiz. Sen hiç Melis'in önceki sevgililerine de kızmazdın. Kesinlikle. Bakın. Nasıl? Kesinlikle kızmazdım. Melis'in önceki sevgililerin asla... Bir sürü sevgilisi oldu, hiçbir şey demedim. Bir sürü derken mesela yani ne kadar oldu ki? Yani ben deyim 10, sen de 20. Siz değil, sizinki daha az. 10. Nasıl 10 ya? Kızım niye sinirleniyorsun ya? Niye sinirleniyorum? Saçmalıyorsun çünkü, yok öyle bir şey. Benim haberim olmadı bana. Ferit sen neden bir dakika, sen neden şaşırdın ki buna bu kadar? Söylemedi çünkü bana hiç. Yok ya öyle bir şey, o yüzden söylemedi. Yalancı da babasına çekmiş. Ay sanki biz de kızan bir aileyiz canım. Ben 2 sene önce bunu sevgilisiyle safariye bile yolladım. 2 sene mi? Melis biz 3 senedir birlikteyiz. Aldattıysa demek. Bak beni çıldıracaksın baba, saçmalama kendine gel ya. Ya işte bu da böyle bağırır. Modern ailenin problemli çocuğu. Kız bana bunu nasıl yaparsın ya? Ya şimdi onu mu anlatsın kız? Ya saçmalama. Beyefendi siz ne diyorsunuz ya? Ya ama bir dakika lütfen rica edeceğim. Siz biraz sinirlendiğiniz şey yapalım. En iyisi biz böyle ailecek bir tatile gidelim. Yahu ne tatili canım? Çıplaklar kampı diye düşünüyorum. Olmaz mı? Celal. Ne oluyor ya? Avrupa'da da öyle değil mi? Başlatma ulan Avrupa'na! Yani bir dakika siz... yani ben yanlış bir şey mi söyledim? Başlatma derken, başlatma... Bu nedir ya? Ya bu nedir oğlum sen? Sen bizi buraya getirdin dedi ki bunlar örfüne, adetine bağlıdır dedin. Bizi buraya getirdin. Bunlar nasıl aile, biz nereye düştük oğlum ya? Ferit! Bak... Benim bu aileyle hiçbir şekilde dünürlük akrabası şeyim yok. İznim yoktur. Hadi gidiyoruz. Ay nasıl, siz Avrupalı değil misiniz? Biz yanlış mı anladık ya? Ya
Avrupalıyız da. Ulan iki sene Avrupa'da yaşadık diye siz bizi cello mello mu sandınız? Adanalıyık ulan biz. Adanalısınız tabii, siz bizi yanlış anladınız. Yürü Ferit, gidelim. Yürü ya. Hayır durun, Celal baba gitmeyin ya. Baba deme. Diyeceğim. Törelerimize göre size Celal baba demem gerek, cara. Ne bakıyorsunuz ya? Biraz abarttım ne var? Siz de deminden beri abartıyorsunuz. Bakın yemin ediyorum deminden beri anlattığınız gibi bir aile benim ailem. Yani sanki biraz size ayak uyduracağız, modern olacağız derken birazcık saçmaladılar sadece. Yok birazcık değil. Birazcık değil. Bayağı saçmaladı. Çok özür dileriz. Ya ben dedim ama Ayşe sana. Ben dedim lanet olsun bu papyona. Ben vallahi papyon falan ilk defa takıyorum. Çok özür dilerim. Sizinki çok yakışmış. Sağ ol. Sizinki çok yakışmış. Sağ ol. Teşekkür ederim. Kusura bakmayın vallahi size ayak uyduracağız diye. Ama şey efendiciğim bu ayak uydurmak değil. Yani direkt uydurma. Böyle bir modernlik yok. Zaten biz de böyle insanlar değiliz. Tamam değiliz. Avrupa'da yaşadık ama örf, adet ve annelerine bağlı insanlarız biz. Bu arada annenem gelemedi. Çok selam söyle. Oğlum o öyle bir şey değil yavrum. İletiyim üstüme kalmasın. Ya hadi gidelim ya. Gidelim, gidelim hadi tamam. Gidelim hayır ya. Gitmeyin. Bir şey söyle. Biz de öyle değiliz. Biz de öyle evet, değiliz. Evet lütfen ya bakın. Gerçekten biz gerçekten öyle. Ben bir kelime İngilizce bilmem. Allah çapsın. Ha ben biliyorum. I am Ayşe. Ayşe. Tamam baba ne olur ya. Bari hiç yoksa dizimdeki platinin hatırına baba. Ne olur oturun son kez bir konuşun. Ben bu kızı çok seviyorum. O da beni çok seviyor. Tamam oturun. Gel. Tamam. Tamam. Ne oldu? Oturunca uyuştum. Numara yapma. Numara yapma. Numara da iyileşecek. O platini de konuşacağız. Evet o. Elvan Dalton seni. Onu konuşacağız. Konuşun canım. Konuşun. Ha şöyle bir tarz böyle bir şamarlayın canım. Değil mi? Ya çanağına şöyle bir şamarı çakın ya. Ha? Ben de şimdi bir çay demlerim. Mis gibi otururuz. Hadi. Baboş. Çok affedersiniz beni. Mustafa hayırdır oğlum? Ya dedim ya baba Amsterdam'a gideceğim diye. Bu da unutuyor her şeyi, buna diyece ya. Amsterdam falan yok. Tamam konuştuk biz. Oyun moyun bitti. Eskisine döndük. Ne oyunu ya? Ben aldım her şeyi. Oteli ayarladım, biletleri ödedim. Hepsini senin kredi kartından çektim. Nasıl olsa moderniz, ödersin. Müsaade var mı? Vallahi bir şamar da ben atarsam var. Tamam. Hayır. Uğurluyoruz. Celal hocam, fazla papyonlu. Hocam bize bilmediğimiz bir şey söyler misiniz? Epidemos. Abi çıkış noktanız neydi ya? Yani böyle bir şey yaşadın mı sen daha önce işte ailede falan? Yani yaşamadık ama yaşasak nasıl olurdu diye düşündük. Biraz oradan yola çıktık. Böyle... Dedik nasıl olur böyle bir aileyle karşılaştırsak. Biraz abarttık tabii, egzajer ettik. Böyle bir şey yaşamadık. Allah kimseye de yaşatmasın. Bu arada Avrupa'dan gelen misafirlerimiz de var bugün. Nereden? Nerelerden geldi? Buyurun. Bugün salonun yarısı Avrupa. Fransa var. Tabii. Ankara var. Celal hocam bir şey söyleyeyim. Avrupa demişken, bakın Avrupa'nın şekillenmesi özellikle... Çok benzemiş ama ya hakikaten. Çok birebir olmuş ben ya. Ben gördüm. Saç makyaj. Saç makyaj ekibimizi. Saç makyaj ekibimizi. Çok teşekkür ediyoruz. Çok güzel hareketler Celal Hoca ile devam ediyor. Ya. Efendim biz oyuncuların birçoğunun bir ortak noktası var ki o da şu. Ailelerimiz bizim oyuncu olmamızı hiç istemedi. Benim annem hala istemiyor. Geçen gün eve gittim böyle yaptı. Atakan yeter artık. Ne oldu anne dedim. Yeter. Hadi artık bir sigortalı işe geri dön. Ben eskiden sigortacılık yapıyordum. 5 sene sigortacıda çalıştım. Hala benim sabit bir maaşım olmasını istiyor. Fakat biz de buna inat olsa gerek...
bu çabayı sarf etmeye, sizlerin karşısına çıkmaya devam ediyoruz. Umarız iyi yoldayızdır. Şimdiki skecimizdeki karakterimiz de oyuncu olmak istiyor. Onun da babasıyla böyle bir tartışması var. Bakalım onun yolculuğu nasıl ilerliyor? Bir dizi ihanet geliyor. Emin Oğuz Çelebi yazdı. İyi eğlenceler, iyi seyirler. Yok abi, yok. Ezberleyemiyorum. Girmiyor kafama ya. Ya nasıl girmiyor abi ya? Allah aşkına sabahtan beri ben bile ezberledim. Yap şunu artık ya. Ne ezberledin ya? Söyle kolaysa. Harbi mi diyorsun? Evet. Al çek. Çekiyorum. Babamın başka bir ailesi olduğunu öğrendiğimde kalbim sıkıştı. Ama hiç üzülmedim. Annemden 20 sene saklamış. Hem de burnunun dibindeki olayı. Bu akşam söyleyeceğiz. Ve babamla birlikte bu şehirden gideceğiz. Tamam. Sen konuş, ben ağzımı oynatayım. Oğlum sen salak mısın ya? İşi getiren kadın seni tanıyor ya. Ya tam senlik biri, anlaşılır ya. Yap şunu artık, hadi ya. Tamam, tamam. Hazırım. Hazırsın. Çekiyor musun? Evet. Bir saniye, son bir bakayım. Kapatmamışsın, dur. Bak. Tamam, hazırım. Son bir bakayım. Lan neye bakıyorsun oğlum? Biraz daha açsam. Biraz daha açsam hayat. Tamam, tamam, tamam. Babamın annem olduğunu öğrendiğinden beri burnumda bir sıkı... Bir dakika, ne dedin sen? Ne? Babamın annem olduğunu öğrendiğimden beri bir burnumda sıkıntı... Hala tekrar ediyorsun. Burnunda nodül... Ne anlatıyorsun oğlum sen? Öyle bir şey yazmıyorsun ya. Ya girmiyor aklıma, ne yapayım ya? Oğlum yani ben şaşırmanın da bir adabı var ya. Gerçekten ben anlayamıyorum ya. Ya sen mal mısın ya? Mantık ezberi. Mal mısın diyor. Gökhan'cığım evet, sorunun cevabı mal. Ya, of baba ya. Mal bu çocuk. Gerçekten mal. Hoş geldin. Vallahi ne yapıyorsunuz gene? Ya. Ne bu kameraman böyle bir şeyler... Oğlum bu dizilere video video çekmiyorsunuz değil mi siz? Yok baba ya. Şey okulda sunum istediler. Video çekip hocaya vereceğiz işte tez için. Oğlum gözünü seveyim. Saçma sapan şeylerle uğraşmayın ya. Yok, okulunuza mokulunuza bakın bak. Canımı sıkma benim. Son senen. Adam gibi çalış. Tamam. Son senen. Tamam baba. Dizimizi istemiyorum. Yok test. Lütfen. Test. Tamam. İstemiyorum ha. Tamam baba. İstemediğimi belirttim. Oğlum baban niye kızıyor lan o dişini çekmeye? Ya boş ver ya. Televizyonda görünce gurur duyacak zaten. Vallahi asabım bozuldu. Gel içeride çalışalım, bir şey yapalım. Çekelim, gönderelim ya. Gel. Ya yapabilsek çekeceğiz ya. Sen malsın, yapamıyorsun ki. İşte herkese sınavı ayrı. Gel, 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 gel. Ört kapıyı. Timuçin, Rüstem. Ne bileyim, evde değiller herhalde. Batur, gel sofraya kurmama yardım et anne. Anne, ben biraz odada bilgisayar takılayım ya. Babam. Hayır, gelir misin şurada? Bana yardım edeceksin lütfen. Bak, nasıl hareketler yapıyorsun annene? Lütfen. Bu ne? Ne bu? Sen mi yazdın bunu? Bu. Ya ilk önce bir ne yazıyor de. Hemen yo. Ya ben genel olarak bir şey yazmıyorum ki zaten anne. Hemşire burada bakayım. Ay. Babamın başka bir ailesi olduğunu öğrendiğimde işimde bir şey kalbimi sıkıştırdı. Üzülmedim bile. Hem de annemin burnunun dibinde. Babam 20 yıldır annem acıdı için söyleyememiş. Bu akşam birlikte söyleyeceğiz. Ve bu şehirden gideceğiz. Nasıl yaparlar bunu bana? Dur sen üzülmüyorsun. Ne pisliği mi? Sen üzülmüyorsun bir tane. Plan yapmışlar ve bensiz gidiyorlar anne. Sence sorun bu mu? Sensiz gitmeleri mi? Anne ne olur ben de gidem oraya. Sus Batur, çok sinirliyim. Çok kötüyüm. Anneni düşün şu an. Bunu kesinlikle abin yazmış. Niye ki? Nereden anladın? Babam demiş. Baban yasa ne olur? Ne olur? Oğlum babanın babası kim? Dedem. Deden rahmetli olduğuna göre. Babam tek gidiyor, abim de evde. Oğlum ya bu abin yazmış. Babanın aşığı varmış. Babamın aşığı mı varmış? Evet. Anne. Kim bu kadın ya? Kim bu kadın? 20 yıldır diyor.
20 yıl şimdi biz evlendiğimizden beri bu apartmanda oturduğumuza göre belki de buradan biri. Anne siz de 20 yıldır bari bir taşınaydınız, bir hedef şaşardı, bir şey olurdu ya. Oğlum bak çok sinirliyim senden çıkan yemici Batur lütfen. Tamam tamam sus. Lütfen. Kim bu kadın ya? Kim bu kadın iyiydi. Dur merhaba Ayfer Hanım. Merhaba Baya Hanım, buyurun. Rüstem Bey evde mi? Rüstem Bey'i ne yapacaksınız? Nasıl yani? Ne alaka şimdi Rüstem Bey? Matkabını bizde unutmuş da. Hayır. Otur anneni düşün. Daha kötüyüm anneni düşün. Anne aradığımız kadını bulduk. Sus, hayır. Yani... sizde matkabı neden var onu anlayamadım. Onun el şeyleri çok kıymetlidir böyle şeyleri de. Vallahi bilemiyorum. Demek ki bu aralar kafası biraz dağınıksa Ayfer Hanım. Bana bak kadın. Açık konuş. Açık konuş. Söyle ne diyeceksin. Dürüst ol bana. Ay ne bileyim Ayfer Hanım. Zaten taşınıyoruz işin başımdan aşkın. Her yere her yerde eşim Rüstem Bey'den rica etmiş. O da matkabını vermiş işte. Ha, siz geçen ay taşınmıştınız değil mi? Evet. Ha, tamam. O zaman şey yapın. Ver onu. Aidatı öde. Bunu da şey yapalım. Ucun evde bunu sattın mı? Yok ben niye satayım? Böyleydi işte bu. Ya tamam. Ben veririm bunu kendisine. Aa, hadi, hadi. Şimdi dostum gördün mü neler yaşattı bana? Korkuttu beni. Gördüm anne. Babamın matkabı. Ama ucunu satmamış. Dürüst kadınmış. Keşke bu olsaydı aşığım. Bak Batur çok sinirliyim. Kim bu kadın ya? Ne bileyim anne kim? Haram olsun verdiğim emekler ya. Heh. Ayfer abla, selam. Selam Pahrizi. Ne oldu? Rüstem abi evde mi? Ulan gelen her gelen babamız soruyor. Biriniz de ananızı sorsun ya. Bak, kızım sen neden Rüstem abi diyorsun? Neden abi diyorsun? Lazım olmaz diye. Tamam, o zaman amca desene. Rüstem amca de mesela. Olmaz mı? Ne yapacaksın sen Rüstem amcanı? Ya şey, bizim evin Wi-Fi'ne otomatik bağlanmış da çıksın diyecektim. Sizin Wi-Fi'ye neden otomatik bağlanmış ki adam? Anne zaten 20 yaşında kız ne yapacak bunu benim abim buna dese anne mi diyecek demez, diyemez, olmaz. Sen kaç yaşındasın Pakize? 20. 20 desen 0, ekti, karakök, 10, 20. Evet, yok. Tamam canım benim, ben onu söylerim ona, hadi. Söyleyin çıkacak değil mi? Çıkacak, hadi. Yok öyle bedava var. Kızım bak, herkes aramı bozuldu. Bana bak, bana bak. Gördün değil mi? Herkesle aram bozuldu. Nerede o adam? Hangi? Arayacağım. Nerede benim telefonum? Benim telefonum burada. Şimdi arayacağım onu. Nerede sürtüyorsa gelecek. Anne daha kocanın nerede olduğunu bilmiyorsun ya. Durur musun? Aman, telefonunu evde unutmuş, görüyor musun? Oradan onu alırken görmedin mi? Ne bileyim, görmedim oğlum, görmedim. Sus lan. Gel, gel. Rüstem, sen evde miydin? Sen mi arıyorsun beni? Evet, seni arıyorum. Ne, sen beni aldatıyor musun Rüstem? Ne aldatıyor musun sen? Ne anlatıyorsun? Sen bana bunu nasıl yaparsın Rüstem? Sen nasıl yapardın kendin bana? Ne alıyorsun lan oyunu? Sen niyetsiz bir adamsın. Sen niyetsiz adamsın lan. Ne oluyor ya? Neyin peşindesiniz ya? Onu sen söyleyeceksin. Yalı çapkını. Ferit Korhan. Seni Ferit Korhan seni. Kaşın eksik lan senin kaşın. Ne bakayım. Bu ne ya? Açıkla. Bilmiyorum oraya yazmışsın beni aldattın kaç yıldır da söylemiyor musun? Söyle anlat hadi. Bakın şimdi. Dürcün bakın. Dürcün oku lan. Ya, ya. Bu mu? Evet. Bu mu? Benim evet. Seni aldattığımın belgesi bu mu? Evet, yazıyor her şey orada. Şey, yazıyor. Yazıyor her şey. Aa, bak. Hanım, bu senin oğlun Tumuç'un çalıştığı bir metin, bu video mu diye çekiyorlarmış. Onun şeyi bu ya. Hemen o suluktan nem kapıyorsun ya. Ya bir kere Timuçin YouTube videosu çekiyor. YouTube videosu da mı çekiyor? Evet. Ne yani? Ben ona söylemedim mi ya? Okul işlerine önem vereceksin değil mi? Çağır şunu gelsin konuşacağız. Hayır dur arkadaşının yanında böyle kavga etmeyelim. Hayır çağır konuşacağız. Bu ne ya böyle? Bir tane şey yazdı ailemizi mahvediyordu ya adam. Çağır şunu konuşacağım. Ya tamam. Allah Allah. Ben demek ki çocuğundur zaten. Ben boş bulundum. Hanım az daha aile facası oluyordu burada ya. Çağır diyorum konuşacağım. Beni bu Batur gaza getirdi. Ne bileyim bir şeyler söyledi bana. Sen ne diyorsun? Umur mu yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Evet. Batur yüzünden oldu. Beni fişekledi. Bakma lan bana öyle. Kullanıyorum senden. Tıraş ol. Kusura bakmayın. Tamam. Ay böyle
böyle oldu. Tam bir havamız değilsin. Ben gideyim bir yemeği hazırlayayım, olur mu? Lütfen. Ama bunu konuşalım lütfen. Tamam, konuşacağız. Bunu konuşalım, sonra gitmeyin bunu konuşalım. Tamam. Batur, gel sofraya yardım et. Ya siz son çocuğun kız mı bekliyordunuz ya? Niye sürekli ben yardım ediyorum? Hadi gel lepistemi, gel oğlum. Lepistemi deyip durma bana. Gel tam benim. Senden sonra hesaplaşacağız. Getir. Onu bana getir. Ya ne? Al, al. Timuçin, sen geç, sen dışarı çık. Baba. Timuçin, biraz oğlum, bir rahat dur ya. Biraz sessiz olur musunuz? Video çekiyoruz. Timuçin, buraya gel. Ne oldu baba? Timuçin, buraya gel. Efendim baba. Ne zaman öğrendin bunu? Baba demeyin. Hayır, başka bir kadın oldun. Şimdi sen söyledin. Başka bir kadın mı var? Ben mi söyledim lan? Şimdi söyledin ya. Ya bilmiyordun yani. Ben şimdi kendi ayağıma sıktım ya. Ne demek başka kadın var yani? Sakin ol. Ne? Sakin ol. Annene dedim ki... Sen nereden çıkardın bunu? İşte şeyden dolayı... Bunu okumuş. Annen... Okuduysa okudu. Ne olmuş buna? Oğlum annene şey dedim, sakin ol, şu an bilmiyor. Dedim ki bu oğlanın çalıştığı metin dedim bu. Sakin ol, tamam mı? Çaktırma, idare et birazcık. Ya ne niye idare edeyim ya baba? Ne alakası var bu? Bana Gizem ablanın verdiği metin ya, kendi eliyle yazdırdı, dizi çekeceğiz diye. Ne alakası var? Birebir sizin hikayeniz değil mi bu? Evet. Gizem ablayla mı bir de? Oğlum sus, idare et, gözünü seveyim. Ya ne idare edeceğim be? Ne idare edeceğim? Oğlum öyle... Yani bir anlık şeyle oldu, öfkeyle oldu yani? Bir anlık öfkeyle insan küfreder ya. Sen niye şey yapıyorsun? Oğlum işte öfkelendim, evden dışarıya çıktım. Öfkelendim, evden dışarıya çıktım. Birdenbire Gizem'i gördüm. Ondan sonra olanlar oldu işte ya. Karıştırma orasını. Ya ne demek karıştırma ya? Annem sana yazıklar olsun ya. Sana yazık be, yazık. Şişt. Araba alırım. Tamam o zaman, anlaştık. O kadar anlaştık mı diyeceğim? Sana yazık. Paran cebinde kalsın, derdini anneme anlatırsın. Şş, tamam söyleme. Anne! Sus, sus. Ya, Timuçin! Anne! Burada ağzını ayrı ayrı bağırma, öyle kalırsın annem. Hadi koy onları sofraya, gel. Hadi sofra hazır. Oğlum, arkadaşın nerede? Gökhan, sen de gel. Ah annem, ah! Ağlama lan, yardım et. Hadi kalk. Batur, abinle doğru düzgün konuş, bak beni sinirlenme. Ya bir evde en küçük olacağına kapıda it ol daha iyi, biliyor musun? Vallahi daha iyi. Ben bu evde kimseye kızamıyorum ya. Ay Timuçin, senin bıraktığın not neydi öyle? Anlattın baban olanları? Anlattı. Var ya, içeride kendimden geçtim. Gülme hırsına giriyoruz. Batur gülüyor, ben gülüyorum. O gülüyor, ben gülüyorum. Gülüyoruz, gülüyoruz, takla atıyoruz, değil mi? Ya bir de yazmış ki böyle... Neymiş beni terk edecekmiş de başka bir alem. İyi ki çoluk çocuk yazmadım. O zaman kafayı yerdim. Yazıyordu. Tamam neyse, sana bunu kapatın ya şu konuyu. Allah Allah. Ama kapıya bak anneciğim. Ben bakayım, değil mi? Ona da ben... Doğru, bu evin Natasha'sı benim zaten. Bak dur. Hadi. Mal gibi her şeyi kızıp bağırıp durma lan. Sabahtan beri evin içinde. Hadi oğlum kapıya da şey yapma. Hah, iyi akşamlar. Hoş geldin Gizem, ne yapıyorsun? İyi, yakışıklı. Senden ne haber? İyi, gizemsiz bir yakışıklının gizemli bir yakışıklı hali gibiyim. Anlamadın değil mi? Yavaş oğlum. Gizem hoş geldin kızım, gelsene içeri. Ay yok, rahatsız etmeyin. Gel lütfen, gel, otur Gizemciğim. İyi, Allah'ım. Hadi bir beş dakika oturayım. Hoş geldin Gizem. Ya. Geç şöyle. Ya şunun hallere baksana, bu çocuk sana aşık, aşık. Aşık. Babadan oğla nesil bunlar. Aşık. Nasıl yani? Ya babası da bana aşık diyor, onu diyor. Evet, evet. Doğrusunu bildiğim yalanları dinlerken ben... Ben canım. Timuçin ne yaptın? Çektin mi videoyu? Onu merak ettim ben. İyi oynadın mı bak? Diziye sokuyorum seni. Ya yok ya. Bundan bir şey kafası basmıyor bunun. Aa niye ya? Ama şimdi şey... Kızım ne oldu? Nasıl oldu bu iş? Hikaye benim Ayfer abla. Hikaye seni mi? Sen mi yaptın, duydun mu? Kendisi yazdı, evet. Sen mi yazdın ben hikayeyi? Yazdım. Evet. Bayağı kendin yazdın sen. Ya bence biraz kurgu olduğu çok belli ama neyse yine de. Ya nasıl belli ya kurgu olduğu? Anne seni Gizem ablayla aldatıyor bu. Ne? Nasıl oynuyor? Oyunculuğunu gördün mü? Ya ne oynuyorum ya? Gizem ablayla anlatıyor. Hikaye de onların hikayesiymiş. Ayfer abla ben böyle bir şey yazmadım. Üstelik sen beni aldatıyor musun?
Hayır. Ben isteme. Patron. Aa, çocuğum. Nasıl yaptınız bunu bana köpekler? Nasıl? Evet. İtiraf ediyorum. Evet, yaptım. Ama sorun bir neden yaptım bunu. Ben olsun, böyle olsun istemedim. Böyle olsun istemedim oğlum. Böyle olsun istemedim. Anladık. Öfkeden yaptın. Tamam. Aldattım, evet. Bir gün seneler seneler önceydi. Babam geldi. Artık evlenmen lazım oğlum dedi. Ben de hayır baba, neden evleneceğim dedim. Meğerse nalburun başına geçecek benden sonra bir veliaht yokmuş. Babam nalburun başına geçecek bir torun yapmalısın dedi. Annenizi ilk defa istemeye gittiğimde gördüm. Anneni sevmedim, yalan yok. Ama evli kalmak zorundaydık. Bir gün gözü dışarıda her insan gibi ben de dışarıya çıktım ve Gizem'i gördüm. Apartmanda öpüştük. Aa, aa. Evet. Ben çıl serim. Bunu herkes bilsin. Yani çılgın serseri. Hiç mi sevmedin beni? Ya sen? Sana kızım dedim, Gizem kızım dedim. Ya yok öyle bir şey. Nasıl oynadım ama? Nasıl oynadım? Nasıl oynadım? Çektin değil mi oğlum? Çektim Rüstem. Gökhan çektin değil mi? Gizemciğim, ben şimdi Gökhan'ın oynadığı Timuçin'in oynadığı dizide baba rolünü, Timuçin'in babasını ben oynamak istiyorum. Eğer mümkünse. O çekti ya, o videoyu da yönetmene gösterirsin. Rüstem, tamam mı? Ne diyorsun sen? Bu oyun muydu? Evet, hepsi bir oyundu. Hanım ben oyuncu olmak istiyorum senelerdir ama nalbur olduk, ne yapalım yani. Babamız nalbur yaptı bizi. Bak sabahtan beri bunların hepsini yedim böyle. Şu anda seninle ilişkili olduğumuz düşünülüyor. Öyle yani, anlatabiliyor muyum? Yönetmen Hatun'un. Ya siz benimle dalga mı geçiyorsunuz? Ben az önce aldatan kadın oldum burada. Ama bunlar hep senaryo Gizemciğim. Bunlar hep oyun. Hiçbir sorun olmaz. Sen yönetmene göster. Babayı ben oynayabilir miyim lütfen? Rüstem abi. Efendim? Babayı oynarsın. Oyunculukta yok ama böyle şey. Gerçekten vurdu. Doğru düzgün oyuncu olacağım desene, ağzımıza sıçtın sabahtan beri burada. Senin daha yapmadın, daha var. Babam, ne yaptın bizi? Yo yo, sen bence oyunculuk değil mi? Sen bence az önce ne oldu biliyor musun? Tokadı alamadın. Şöyle bir vurayım sana. Ben Gizem'e gidiyor. Hayır, patron. Yazarımız zil değil dedi. Arada bir not. ÇG buçuk dedi. Şey olmadı. Geç anlatamadık. ÇG buçuk dedik. ÇG buçuk tatlı. Ben çok merak ediyorum. Skecimizin yazarısın. Senin ailenle ilişkin nasıldı kanka? Yani baba ne diyordu mesela oyuncu olmak istedim? Babam hep destekliyordu. Yeter ki hani bir yolda ilerleyip kararların arkasındayım diyen. Sizin ailelerde ne durumlar? Anneler, babalar? Öyleydi ya. Bizim herkes destekçi mi? Tabii. Ben Skid'in sunumunda şey dedim. Bizim oyuncuların ortak özelliği aileleri hiç desteklemez dedim. Şu an ben... Herkesinki destekliyormuş. Benim ben sıkıntıya düştüm. Benimki desteklemedi. Desteklemedi mi? Yok. Bu arada ben şunu söylemek istiyorum. Şimdi biz oyunculuk meselesi falan konuştuk. Bugün bu skeç hangi gün yayınlanır, hangi hafta yayınlanır bilmiyorum ama... Bugün sevgili dostlar 10 Şubat 2024. Çok Güzel Hareketler'in ilk yayın tarihi. Aa. Evet. 10 Şubat 2009. 2019. 19. Bizim bugün Çok Güzel Hareketler 2 olarak 5. yıl dönemimiz. 5 yıldır. Bir şey diyeceğim. Bizim hafızamız Atakan'dır. Evet. Bizde hiç bak içerisi hiç farkında bile değil. Ya dünden beri falan mesaj atmıyor. Yok vallahi ben bunu bunu haftalardır bekliyorum. Atakan'ın egzelleri var. Şöyle bir şeydi. İlk yayın günümüz normalde 3 Şubat'tı. 3 Şubat'ta benim doğum günüm. Yılmaz Hoca ile konuşuyorduk. 3 Şubat da cumartesine geliyordu o dönem. Pazara geliyordu pardon. Ben dedim ki hocam dedim ya 3 Şubat yayın günü benim doğum günüm dedim. Hocam helal. O zaman 10 Şubat'ı alalım dedim. O yüzden hiç unutmuyorum. Öyle hissettirdi bana. O günden beri ben 10 Şubat'ı unutmuyorum. Bugün 6. sezonumuz, 5. yılımız.
İyi ki sizin anneleriniz, babalarınız desteklemiş. İyi ki benimki de desteklememiş. Buralara kadar gelmişiz. Çok güzel hareketler. Devam ediyor efendim. Efendim, şimdiki skecimiz evlilikle alakalı. Biliyorsunuz son dönemde evlilik kredisi diye bir şey çıktı. 150 bin lira destek veriliyor yeni evlenenlere. Bu skecimizde de bunu işliyoruz efendim. Evlilik kredisi geliyor. Umut ve Alperen yazdı. İyi seyirler, iyi eğlenceler. Aşkım, bak bu 150 binlik evlilik kredisini alırsak büyük rahatlıyoruz. Dur şu bakalım, şu fiyatlara bir bakalım da. Ben baktım, ben baktım. Şimdi 50 bin gelinliğe, 50 bin takılara, 50 bin kuaföre, tamam. Ben gelmiyorum düğüne o zaman. Benim damatlık nerede? Ha, aşkım saçmalama, ne demek gelmeyeceğim? Halledeceğiz, bir şekilde onu da halledeceğiz. Şöyle yapabiliriz. Şimdi senin gelinliği satın almak yerine kiralarsak oradan... Babanın takımlarından birini giyersin. Sağ ol aşkım ya, vallahi müthiş çözüm, bravo. Ulan sen nasıl bir adamsın be? He? Sırf kredi alabilmek için benden boşanıp tekrar evlendin. Tüh! Doğru söylüyorsun, hata yaptım. Boşanarak değil mi? Yok, tekrar seninle evlenerek. Ma, gülü. Teyzeciğim, siz kaç yaşındasınız ya? Sana ne ulan? Evliliğin yaşı mı olur? He. Yeni evlendik. Aşığız. Yeni evlendiniz, aşıksınız. Aşkla hazır edildik. Tamam, abartma. Yani evet, niye üstüme gidiyorsun ya? Tazecik benim teyzem. Ah, kırıldı galiba. Kadın mezara gidecek, hala evlilik peşinde. Ya susun, Allah Allah ya. Kusura bakmayın amcacığım, tamam sustuk. Pardon, kusura bakma. Gel, gel. Allah aşkına gel. Ya biz şimdi evleneceğiz. Ne kadar güzel ya. Yakışıyoruz ha. Kardeşim, krediyi çekeceğiz, gideceğiz, tamam mı? Bu kadar. Sen öyle kardeş mardeş, ben anlamıyorum. Bir kere bana evet dedin, artık benimsin. Ya hadi, hadi ben evet dedim, sen niye evet diyorsun? Evet, merhaba tekrar. Hoş geldiniz. Herkes kredi için geldi sanırım. Evet, evet. Evet. Harika. Evet için geldi. Evet. Beyefendi, siz niye tek geldiniz? Ha, ben sevgili kredisi için gelmiştim. Maalesef biz sevgili kredisi vermiyoruz, evlilik kredisi veriyoruz. Ya o aşamaya gelemiyorum ki işte, param yetmiyor. Üzgünüm, biz sadece yeni evlenenlere kredi verebiliyoruz. Tamam, bari bir 5-10 lira bir dolmuş parası bir şey ateşlesene. Beyefendi, lütfen. Evet, biz devam edelim. Lütfen. Aslında bu sene bankamızın verdiği evlilik kredisinde kotamız doldu. Nasıl? Ama şöyle yapacağız. Buraya kadar geldiniz. Sadece bir çiftimiz için yer açabiliyoruz. Bu durumda bir eleme yapmak durumundayız. Bu ne ya? Kredi almaya mı geldik? Ben bilmem, eşim bilir mi geldik, belli değil. Kredi daha iyi, daha iyi. Araba veriyorlar en azından. Burada mı? Tabii. Ya arkadaşlar, ne? O zaman sen bilmem eşin bilire git. Heh. Sizin de zaten bundan sonrası Karacaahmet yani. Biz bu krediyi almaya geldik. Evet. Hayır, biz alacağız. Biz de alacağız. Biz de alacağız. Buraya tost yemeye gelmedik. Evet, dinleyelim. Prosedür gereği bankamızın şartlarına uyum sağlayan ve elemeyi geçen çiftimize vereceğiz. Tamam. Şartlardan bahsedeyim isterseniz. Eşinizle birlikte gelirinizin 3 asgari ücreti geçmemesi gerekiyor. Birini bile geçmiyor zaten. 2 yıl boyunca başka bir bankayla çalışamazsınız. Biz bankaların önünden geçemiyoruz zaten. 3 yıl boyunca başka bir bankadan kredi kullanamazsınız. Hanımefendi, ben kızı isterken bu kadar zorlanmadım ya. Bu nedir ya? Üzgünüm beyefendi, şartlar böyle. Tamam, kabul tamam. Ediyor musunuz? Evet, evet, evet. Kabul ediyoruz. Evet. Ne kabul edebiliriz biz, ne olacak? Harika, o zaman devam edelim. Edelim. Hazırsanız. Şimdi şöyle, bazı vatandaşlarımız bu krediyi kötüye kullandığı için bankamız bazı test aşamaları geliştirdi. Evet. Bu yüzden sizin ilişkinizi test edeceğiz. Evet. Hazırsanız başlıyorum. Buyurun. Başlıyorum. Size bu 150 bin lirayı verdik. Ne yaparsınız beyefendi?
Sayarım. Sayarım. Parayı nerede buldun? Önce bir sayacaksın. Ondan sonra güzel bir şekilde saydıktan sonra eşime teslim ederim. Siz teslim aldınız. Sonra ne yaparsınız? Ben de sayarım. Tabii. Bu devirde eşine bile güvenmeyeceksin şimdi. Doğru, doğru. Tam bu kadar yükselecek bir şey yok Fatih. Dön önüne. Ondan sonra da biz balayına gidemedik. Eşyalarımızı alamadık. Onları hallederiz. Siz ne yaparsınız? Ben fukaraya dağıtacağım. Amcacığım, madem dağıtacaksınız o zaman neden krediyi alıyorsunuz? Benim fakir fukara dediğim bu. Anladım. Siz ne yaparsınız? Ben önce kirayı öderim. Çocuk yapacağız. Kirayı öderim. Çocuk yapacağız. Nerede yapacağım çocuğu? Gel göstereyim. Kirayı ödeyim. Gel. Allah Allah. Tamam, devam edelim. Ben notlarımı aldım. Aylanmadın ama. Evet. Hanımefendi, pardon. Ya ben biraz önce sevgililik kredisi demiştim ya. Onu flört kredisi olarak değiştirsem. Beyefendi, öyle bir kredimiz yok. Lütfen. Ya bari flörtten başlasaydım ya. Olmuş başlasaydım oradan beyefendi, ya. Beyefendi, lütfen. Allah Allah. Bari 5-10 lira bir dolmuş parası. Beyefendi, çıkar mısınız lütfen? Evet, devam edelim. Bankamız sağlıklı ilişki yürütebilen çiftlerimize bu krediyi vermek istiyor. İlişkiniz sağlıklı mı? Çok sağlıklı. Sağlıklı. Çok. Ya bizim ilişki sağlıklı da bu değil. Bunda şeker var, tansiyon var, kalp var. Ne duruyorsun? Ne yapayım? Öl artık be adam. Daha seni cebimden çıkarım. Tamam, bunu test etmemiz gerekiyor. Sizden, ailenizden bir yakınınızı, anneniz olur, babanız olur, arayıp hoparlöre verip eşiniz hakkında, ilişkiniz hakkında konuşmanızı isteyeceğim. Sizinle başlayalım. Tamam, o zaman ben babamı arayayım. Ara. Arayın. Ne diyeceğim anlamadım. Ona ilişkinizin nasıl gittiğini sorun, eşiniz hakkında sohbet edin. Tamam. Arıyorum. Alo. Alo babacığım, nasılsın? İyi, iyi kızım. Sen nasılsın? Neredesin? İyiyim, iyiyim ben de babacığım. Ya sana şey soracağım. Sence bizim Fatih'le ilişkimiz nasıl gidiyor? Gitmiyor. Sen evlenmedin kızım, sahiplendin ya. İş yok, güç yok. Nasıl gidecek Allah aşkına ya? Babacığım, niye öyle dedin? Fatih yanımdaydı benim. Anam, anam. Kızım, pardon. Hoparlöre ver de gönlünü alayım damadım. Al babacığım, lütfen al. Zaten hoparlörde. Damat! Babacığım, nasılsınız? Yok, sesini duydum. Yapamayacağım ben. Kapat ya, kapat ya. Evet, baban gerçekten ciddi mi bu konuda? Şaka yapıyor, takılıyor. Seni çok seviyor. Evet, devam edelim. Sizinle devam edelim amcacığım. Benim, ya benim anam babam hep öldü. Nasıl yapsak? Yok mu bir amcanız falan? O da öldü. Kuzeniniz falan? O da öldü. Ha. Benim bir İsmail var. O olur mu? Olur, onu arayalım. O da öldü. Unuttum ya. Orhan ara, Orhan'ı. Ha, Orhan arayayım. Orhan, Orhan'da yaşıyor. Orhan arkadaşım var. Olur. Evet. Hoparlörde zaten. Ha, duymuyor ya. Ha. Açtı kar. Alo. Alo, Orhan, ne yapıyorsun kankam, nasılsın? İyi kardeşim. Geçen gittiğimiz bir pavyon var ya, oradayım ya. Ben de rahmetli oldum, hayırlısı. Allah rahmet eylesin. Ne pavyonu lan bu? Açıklayabilirim. Açıkla. Pavyona gittim ama niye gittim bir sor. Niye? Açıklayabilirim. Açıkla. Pavyona gittim ama niye gittim bir sor. Niye? Açıklayabilirim. Açıkla. Pavyona gittim ama niye gittim bir sor. La açıkla artık, söyle artık. Yandım. Yandım. Açıkla diyecektin, yandım. Göstereceğim sana ben. Tamam, çok tatlı bir çiftimiz. Devam edelim. Buyurun, siz arayın. Babamı? Olur, babanızı arayın. Tabii ki de ararım babamı. Ya şimdi arayabilirsin. Ne? Alo? Alo. Babacığım, nasılsın? İyi, iyi. Bana bak lan, kaçırıldın mı sen? Yo baba, niye? Niye öyle mesaj atıyorsun oğlum? Yok, ne dersem güzel cevap ver, duyuyorlar beni diye. Ne işle karıştırıyorsun lan sen? Ne iş karıştırmaz babacığım, olur mu öyle şey? Lan kaçırıldıysan da umurumda değil. Gelirken iki ekmek al. Beyefendi, abi, çabanızı anlıyorum ama bu elenmenize yol açar. Lütfen bunu tekrar etmeyin. Tabii, kusura bakmayın. Şimdi bankamızın merak ettiği bir diğer unsur. Çok sık kavga eder misiniz? Sorunlarınızı nasıl çözersiniz mesela? Bunu merak ediyoruz. En son ne zaman kavga etmiştiniz? Çok, sizin de başlayalım. Çok az kavga ederiz öncelikle. Yani yok denecek kadar az. En son galiba düğün provasında ben topuklu giymek istedim. Fatih izin vermedi, giymemi istemedi. Öyle bir tartıştık. Nasıl çözdünüz? Ben giydim topukluyu. Ben giydim. Bu da baktı bana böyle, bana yakıştı çünkü. Ben böyle bir endamlı yürüdüm.
Kıskandı beni, çıkarttım mecbur. Yapacak bir şey yok. Çözdük ama yani. Anlıyorum. Evet, çözmüşsünüz. Siz amcacığım en son ne zaman kavga etmiştiniz? Vallahi en son ben kanepede oturuyordum. Bu geldi, odanın kapısını böyle değişik bir şekilde açtı. Ben dedim, onu dedim, niye öyle açıyorsun dememe kalmadı. Eline zopayı aldı. Vur Allah, vur Allah. Vurdukça vurdu, vurdukça vurdu. Dövdü beni. Aa, teyzeciğim neden öyle yaptınız acaba? Ne yapayım kuzum, sinirime yenik düştüm kuzum ya. Güllerin gülü. Nasılsın, iyi misin? He? İyiyim, sen nasılsın? İyiyim, hadi özür dile, sen başlattın. Güllerin gülü, haydi. Özür dilerim. Bir daha olmasın bak. Sen de dile. Özür dilerim ben de, haydi tamam. Tamam, barıştık. Bir daha olmasın. Olmaz, tamam. Olmasın bir daha. Tamam. Evet. Çözdünüz. Umarız bir daha olmaz. Hanımefendi, çok özür dilerim. Çok pardon. Tek gecelik kredisi veriyor musunuz? Beyefendi, güvenliği çağırmak zorunda kalacağım. Lütfen çıkın. Böldünüz. İyi, tamam ya. Tamam, benim sevgilim olmasın ya. Tamam, benim de olmasın. Hadi ya, ne olmasın. Tamam. Allah Allah. Evet, beyefendi, sizinle devam edelim lütfen. Bizim en son ne zaman kavga etmiştiniz? En son bana kız ayarlamadın diye kavga ettik. Ne yapacağız? Şu an gerçekten dürüst olacağım mı tuttu? Öyle şey. Biz hiç kavga etmedik. Niye? Geçen gün gibi sen halı sahaya çağırdım gelmedin. Bir öyle bir şey değil. Orada kavga mı ettik biz? Saçmalama. Halı sahada ayrı akşam çağırmadın beni. Sen herkes beni gündüz çağırdın. Anlıyorum. Tamam. Ben notlarımı aldım bu kadarı. Sık kavga ediyorlar galiba. Tamam, ben notlarımı aldım. Efendim, bankamız 5 yıl evli kalma şartıyla bu krediyi verecek. Yürü, el. Niye bunu ilk başta söylemiyorsun? Aa, ama 5 yıl evli kalamaz mısınız? Ya 5 yıl evli kalırız da biz 5 yıl hayatta kalamayız. Hadi. Boşu boşuna geldik. Şimdi 5 saatte eve gideriz. Ya. Hayatımızdan 5 saat daha gitti. Sus. Allah kahretmesin seni. Sus. Hadi çıkın artık, çıkın. Allah Allah ya. Evet. Bak nasıl cana geldi, gördün mü? Biraz üzücü tabii. Siz 5 yıl evli kalabilir misiniz? Ah, 5 yıl ne ki? Biz bir ömür kalırız. Ya aşkım benim ya. Evet, kalırız. Harika. Siz? O kadar para pul dedik. Biz de kalırız. Evet, biz de kalırız. Biraz 5 yıl. Benim için fark etmez. Bazen baktın yani sonuçta. Benim için önemli değil. Harika. Benim için önemli değil, tabii. Hepiniz bu şarta da uyuyorsunuz. O zaman son adımımıza geçelim. Bankamız birbirinizi ne kadar tanıdığınızı da merak ediyor. Şimdi ben size bazı sorular soracağım ve aynı anda cevap vermenizi isteyeceğim. Sizinle başlayalım o halde. Okey. Soruyorum size. İrem Hanım'ın gözleri ne renk? Ela. İrem Hanım'ın en sevdiği hayvan? Panda. Panda. İlkokul öğretmeninin adı? Yeşim. Ama böyle olmaz ki. Olmaz ki böyle ama. Allah'ım ya. Böyle olmaz ki bu. Bir gram adalet kokmuyor burada. Neden? O, olmaz ki öyle. Ne oldu? O önce söylüyor, beyefendi hemen arkasına söylüyor. Hiç şey yapmıyor ki, aynada söylemiyor ki bunu. Aynı anda söyledim. Hayır oğlum, bak lütfen İrem Hanım bana da sorup lütfen. Tamam, sizinle de deneyelim o halde. İrem Hanım'ın... Sürekli bak donlu göt gibi dip dibe gezmek zorunda değiliz. Allah aşkına uzak dur ettik ya. Çok anlaşamıyor gibi bu çift ama siz bilirsiniz. Yok deneyelim, sizinle de deneyelim, karar verelim. İrem Hanım'ın saçları ne renk? Kestane. İrem Hanım'ın en sevdiği içecek? Şalgam. Sen bunları nereden biliyorsun kardeşim? Sen benim kırma mıydın? Hayır birbirin olur mu? O önce söylüyor, hemen arkasına da sen söylüyorsun. Aynı şey. Hayır abi, öyle bir şey yok ya. Biz hile yapmadık ya. Yapmadık. Onlara sorun. Onlara sorun. Tamam, o zaman sizinle devam edelim. Evet, aklına ilk geleni söyle. Kurbanım olayım, tamam mı? Tamam. Hı. Evet. Umut Bey'in en sevdiği şehir? Aha! İstanbul. Ama olur mu? Aklına ilk gelen senin Adana mı ya? İlk şehir dedin. Adana 01 oğlum. Tamam, devam edelim. Umut Bey'in en korktuğu hastalık? Karabuğum karabalı ateşi. Bu aklına nasıl geldi senin ya? Tehlikeli bir hastalık. Lan grip de geçişti ya. Allah Allah. Tamam, ben senin gibi düşüneceğim. Tamam mı? Evet. Umut Bey'in en sevdiği renk? Yavru ağzı. Senin gibi düşündüm ya, olmadı. Evet. Yapamadım. Bilemediler. Gördüğün bir tane bile eşleşmedi. Ama biz hep... Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Biz aldık mı? Krediyi aldık mı? Sen niye çekiyorsun? Bak içine girip yüzüne yansın. Allah salak mısın? Ne oldu? Bir dakika, tamam durun yeter ya. Arkadaşlar ne yapıyorsunuz? Kurban olayım, zaten geldik buraya. Yok teste tabi tutuyorlar bilmem ne. Sen de bak Allah aşkına git. Lütfen bir dakika yapmayın, gözünüzü seveyim ya. Burada gelmişiz, bizi vereceğiniz 150 bin lira kredi. Yani
Zaten her taraf, herkes bizi zorluyor. Bir de biz birbirimize bunu yapmayalım, gözünü seveyim ya. Beyefendi, haklısınız ama prosedürler böyle. Ama çok üzüldüğüm için beni göğsümde biraz... Ya lanet olsun, gel. Ya sen bunu... Al, nereden, hangi barınaktan aldın bunu? Kardeş, kusura bakma ya. Ya böyle tip mi olur? Şuna bak, gözünü seveyim ya. Öyle deme lan, baksana. Ilımlı ılımlı duruyor burada. Bakın. Çok özür dilerim bu arada. Çok özür dilerim. Sizi ayrı ayrı çiftler olarak anlıyorum fakat... maalesef prosedürler böyle. Şartlara uyan kişiye verebiliyoruz sadece. Evet, kusura bakma. Hadi ya. Ben biraz kendimi kaptırdım ya. Bir şey, kusura bakmayın. Hepinizden özür diliyorum. Hiç önemli değil. Vallahi kusura bakmayın. Biz de birazcık şey yaptık da biz zaten arkadaşız ya. Arkadaşlık ilişkilerde çok önemli. Çok, evet, evet. Harika. Çok. Yok, öyle değil. Biz çok iyi arkadaşız. Biz de iyi bayağı arkadaşız. Bayağı iyi. Biz de. Üniversiteden arkadaşız. Tabii aynı zamanda arkadaşız da yani. Yok lan, öyle değil. Biz gerçekten... Bacım, bir Allah aşkına. Biz gerçekten arkadaşız ya. Kredi için evlendik ya. Nasıl yani? Hmm. Siz kredi için evlendiniz. Evet. Aslında evli değilsiniz. Yok. O zaman direkt siz kazanmış olursunuz. Evet, bu durumda bir kalmış. Biz kazanmış. Allah'ım şükürler olsun. Beklemenize gerek yok. Buyurun. Kredi sizin. Burada çek falan var herhalde. Bunu... Herhalde 150 bin ona sığmaz. Kart varmış, tamam. Kartın içinde var. Aramızda engel olsun, gözümü seveyim. Aldınız mı? Al. Vallahi iyi oldu. Siz hak ettiniz zaten ama öyle... Hakkınız, bu sizin hakkınız. Ama 5-10 sıkarsan bir şey demem. Ama sizin hakkınız. Hiç sık da diyemem. Evet. Tamam. Arkadaşlar, tamam. Şuna mama alacağım, hadi. Yani 150 bin liramız var. Gönlümüzden de kopmadı değil. Şöyle yapalım. Ne? Diyelim bak, şu köşede acayip bir simitçi açılalım. Orada ben size birer simit ayran. Ama bak, zeytinli. Bakma öyle gözlerimin içine. Zeytinli simit ayran. Oo, aman Allah. Ne dersin? Kendine bu kadar yüklenme ya. Ha, çekinmeyin. Bu da ooo diyor, simiti durdu. Martı gibi kapar, buna atarız simiti. Çekinmeyin, bizden. Nerede? Ben bunu atarım, kaparsın değil mi? Şunu at. Cömertim ya. Maalesef, bugün de bitti. Beyefendi, size kredi falan vermiyorum. Canım istemiyor, vermiyorum. Veriyorlarsa da vermiyorum. Çok özür dilerim ama ben kredi için gelmemiştim. Ne için gelmiştiniz beyefendi? Kalbiniz için. Kredi istemeyeceğim. Ben sizden çok hoşlandım hanımefendi. O yüzden sürekli böyle gidip geldim, böyle salak saçma hareketlerde bulundum. Hepsi için çok özür dilerim ama... Nasıl ya? Siz şimdi o kadar gittiniz geldiniz. Hay Allah. Evet. Benden. Siz ne dersiniz peki? Tanışmak ister misiniz? Yani madem, neden olmasın? Gerçekten mi? Sahilde falan yürüsek biraz. Neden olmasın? O zaman gidelim. Haydi gidelim. Şey, peki bu sahilden sonra kredi içi başvurusu için... Hayır şey, ben soruyorum. Başvurum. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyen var mı? Sağ olun. Çok kibarsın. Abin... Hadi gelin konuşalım. Ne oldu? Abi bazen olmayınca olmaz. Bir şey soracağım. Ömer sürekli hani dışarı çıkıyorsun, sahneye giriyorsun. Şimdi bu bir oyuncu kişisi için özellikle skeçte çok zor. Yani çıkıyorsun ve skeç istediğin gibi gitmiyorsa arkada şeyi yaşıyorsun. Ki Ömer'le de yaşadık. Bir skecimiz çok kötü geçiyordu. Ömer arkaya geldi, yine böyle girip çıkıyor, böyle yaptı. Ben daha çıkmıyorum. Oğlum çıkman lazım. Abi komik olmuyor ki falan yaptı. Ne hissettin bu sefer? Her çıktın girdin. Evet, Cemile ile arkada biraz konuştuk. İkna etmiş Cemile bunu. Biraz dertleştik, içimizi döktük. Ne olacak, çıkalım, yükseltebiliyor muyuz? Oluyor mu? Çok doğru bir yere değindin ama Cenan. Gerçekten o arkada onu yaşadık. Ya gece provasında da dedi ki, en temiz benim partim abi. Oynadım çıktım. Bant şakalarımızı yapamadık ya. Bazen, evet. Bazen olmaz evet abi. Evet ya. Doğru. Ama bak, yine de çok teşekkür ederim. Efendim, size çok güzel hareketler bütün gerçekleriyle. Devam ediyor. Bir belgesel kuşağımıza daha hoş geldiniz. Şimdi izleyeceğimiz belgeselimizde Nişantaşılı Berkutay ve Bağcılarlı Salih'in hikayesini izleyeceğiz. Nişantaşı çocuğumuz... Bağcı...
Bağcılarlı Salih. Selamlar, ben Berkutay Terzioğlu. Berkutay T, kısaca Berkutayt. Ben Salih İsmail Ege, kısaca Siye. 25 yaşındayım, Nişantaşı'nda oturuyorum. 25 yaşındayım, oturuyorum. En sevdiğim hobim golf oynamak. Benim hobim, ben yılanlardan korkuyorum. Oğlum sen niye golften korkuyorsun lan? Sen fobiden bahsediyorsun. Yani? Yani sevdiğin şeyler, hoşlandığın şey. Lan ben kimseden hoşlanmıyorum, kimse de benden hoşlanmasın. İyiyim böyle. Tamam o zaman gençlerimizin aile hayatlarına göz atalım. Bakalım aile hayatları nasıl? O da ona sen çok zenginsin. İlahicam, çok espiritüelsin. Sen de çok espiritüelsin. Ayrıca çok karizmatiksin. Sen de çok güzelsin. Senin Allah belanı ver. Allah'sın, bana bak. Bir daha benim tıraş makinamı kullanmayacaksın. Ya bırak, bırak, bırak. Berbere gönderdin mi sanki? Berber diyor, ondan bir daha ver. Kunduz! Hadi oradan pirana! Dişlere bak, kunduz! Hadi oradan, hadi oradan! Benim iletini yedin, piranasım sen! Benim iletini yedin. Tipine bak, şu el 2+1'di, yedin bu eli 1+1'e dönüştürdün. Terbiyesiz, otur şöyle. Ah, Cankut! Şu müzikteki dinginleştirici etkiye bakar mısın? Ah, sorma hayatım. Notaların yumuşaklığı adeta ruhumu gıdıklıyor. Allah canını almasın. Yemin ediyorum bütün içim geçti lan. Baba öyle beni içimiz ısınır diye şey çalıyordun ya. Durma. Ver o zaman ver. 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 İçimiz ısınsın o zaman. Elinle tut, elinle elin yansın. Ne öyle niye? Konuşma. Pir ağası gibi. Hem niye çocuğun kariyerini yaktın sen? Ya hakikaten kariyerimi yaktım baba. Neyse ısınalım da oğlum, önemli olan. Oğlum, en sevdiğimiz belgeselin saati geldi. Gel anneciğim izleyelim. Gel. Kartallar doğduğu andan itibaren yükseklerde uçar. Senin eti benim kaynanamı dövmedi mi? Benim kaynanam amcası yok. Münasebetsiz ilişki yaşamadım. Ya senin amca oğlum benim kayınpederime pandik atmadı mı? Attı. Atmakla da kalmadı. Dayını oğlumcuğum, şimdi kartalları izleyince aklıma geldi. Bu Kartaloğlu Holding'in sahibinin oğlu İngiltere'de okudu ve tam 4 dil biliyor. Ayrıca bilişim şirketi kurdu ve dünyanın en zengin insanlarından biri oldu. Bakkal Mahmud'un oğlunu örnek al. Bak çocuk okudu, bakalım başına geçti. Tornacı Kemal'in oğlunu örnek al. Bak çocuk okudu, tornacı oldu. Nalbur Hasan'ın oğlunu örnek al. Bak. Çocuğu okudu, nalbur oldu. Yani? Okuma, gerek yok yani. Öyle deme Mustafa. Bak Semiha'nın kızı Merve'ye okudu, yüksek lisansını yaptı. Sonra havada kaptılar kızı. Anne, Merve pavyonda çalışıyor. En azından aile ekonomisine katkı sağlıyor. Ama senin tırnağın olamaz oğlum. Yani? Uf, anne, baba artık yeter, beni övmeyin ya. Ben de biraz yaşamak istiyorum. Bana biraz sorumluluklarımı öğretin ya. Ah! Demek öyle küçük bey. Sana ceza. Bundan sonra kendi ayakkabılarını kendin bağlayacaksın. Hayır baba. Ayrıca kendi dişini kendi fırçalayacaksın. Kendi suyunu da kendin içeceksin. Hayır. Bileyim Cankut. Onlarca kişi işsiz mi kalsın? Bari Katya'yı bırakın. Bundan sonra çalışacaksın, aile ekonomisine katkı da bulunacaksın. Ya çalışmıyor mu? Zaten çalışıyorum. Sanayide çalışıyorum. 3 iş değiştim. Sana bir yaralamadım ki ben baba. Sen ne biçim konuşuyorsun lan babanla? Ne biçim konuşuyorum? Sen ne biçim konuşuyorsun lan babanla? Teşekkür ederim bana katıldığın için. Bana bak! Ne oldu ya? Bana bak! Bundan sonra... Bilme lan! Allah Allah. Zırto senin. Bundan sonra ayakkabı bile giymeyeceksin. Giymiyorum ki zaten. Ayakkabım yok. Terlik giyiyorum. Şurası konuşma babana, cevap verme. Bundan sonra su bile içmeyeceksin. Faturayı yatırmamış ki zaten. Su yok. Camiden içiyoruz ya. Bundan sonra yaşamayacaksın. Yaşamayacağım mı? Yaşamıyoruz ki zaten. Buna hayat mı denir ya? Bir şey söyleyeceğim. Çocuğun bizle yaşaması zaten ceza gibi ha. Doğru diyorsun. Bundan sonra 5 sene boyunca bizimlesin. Yürü lan! Sus, konuşma. Yürü. 5 çok değil mi ya? Yürü. Yürü. Bari yürü. Yürü. Yürü.
ailemizi kendimiz seçemeyiz ama seçtiğimiz arkadaşlarımız ailemiz olur. Bakalım gençlerimizin arkadaş ortamları ve eğlence hayatları nasıl? Sevdim seni geçen ay, hadi sana bay bay. Gelenlere hay hay, gidenlere bay bay. Sarsak dilini sevmem, solu dara kay kay. Sen bilirsin ben de ay, senin aklım buruk ay. Atakan sus lan. Hadi inelim burada. Abi. Yıkılıyor ya. Şeyler vardı. Merak etme. Arabayı itme ya da it ya, yenisini alırız. Bro, senin arabaya ne oldu ya? Ya bro, ben benim diğerini servise götürdüm. 30 gün sonra çıkar dediler. Ben de yenisini aldım. Ben size bir şey söyleyeceğim. Bizi şimdi bu şekilde 3 kişi binmiş görürlerse polis bir laf etmesin la. Kimse bir şey diyemez. Ekipmanlarımız tamam. Dizlikler bende kardeş. Eldiven bende. Kask bende. İyi kardeş, kaza yaparsak götümüzü başımıza her yerden toplarlar. Puzzle gibi ekipmanı birleştirirler abi. Ne yaptınız kankiler? Abi sorma ya. Geçen gün klaptan çıkıyorum. Ya bu Tarık Berkler'in tayfa bana tutuldu galiba. Mevzu yapacağız. Mevzu mu? Hadi gidelim. Ay nereye lan? Dövmeye mi? Hayır ya, eve gidelim. Şimdi bulacaklar bizi falan. Kardeş mevzuyu gördünüz ama değil mi lan? Dayı ama bir şey soracağım. Herkes iyi değil mi? Bebeleri fena duydu. İyiyiz oğlum, iyiyiz. Benim kardeş. Kim bize ne yapabilir lan burada? Doğru gel böyle. Kardeş. Bizlik bir şey yok da seni bıçaklamışlar ha. Niye lan? Nereye mi bıçaklamışlar lan? Hissetmedin mi? Ya olayın sıcağı sıcağına demek ki hiç hissetmedim demedim. Nerede bıçak? Hastaneye gidelim mi kardeş? La ne hastanesi oğlum? Kola çekirdek yapalım, vücut zamanla kendi atar la hadi. Kanka, bu arada tişörtün olay. Olay mı? Gidelim dedim abi size. Hayır, öyle bir şey değil. Tişörtü olay. Güzel anlamında. Sağ ol, teşekkür ederim. Yıkılıyor. Sağ ol. Dökülüyor. Teşekkür ederim, sağ ol. Dökülüyor. Sus lan, tamam anladık. Bir tişörtü öreceksin, ağzına erozyona uğradı. Kanka, erozyona en son 2012'de gittik ama sen bilirsin. Doğru. Erozyon demedim, erozyon dedim, mal. Ya teşekkür ederim, ben de çok seviyorum. Paris Moda Haftası'ndan aldım. Yalnızca dünyada bir tane var, o da bende. Tişörte ne diyorsunuz? Ha? Sadece bende var, geçen gün aldım pazardan, bit pazarından. Bunlar şimdi sadece sende mi var lan? Dünyada tek bende. Al. Bende de var kardeş. Senin? Siz nereden aldınız lan? Dayı belediye dağıtıyordu, gittik aldık, sıraya gittik. Ben niye para verdim o zaman alüminyum lan? Sağ olsun. Of abi çok sıkıldım ya. Şekir çevirmece falan oynayalım. Hadi. Olur. Tamam. Hadi sen çevir. Abi nasıl çevireceğim? İngilizceden Türkçe'ye çevir. Salak mısın kızım? Tut çevir işte ya. Gerizekalı mısın? Tırnaklarım var. Çeviremiyorum. Protest tırnaklarım. Çeviremiyorum tamam, ya. Abi tamam, ben çeviririm ya. Doğruluk mu cesaretlik mi? Cesaretlik abi. Abi Berkuto'ya tokat at. Abi şaka mı? Ya bir şey olmaz kızım, bir tane tokat ne olacak? Abi çok zor bakın yani ya çok zor, şaka mı? Şaka değil ya, bir tane tokat. Ya gerizekalı, şaka mı demiyorum, şaka mı diyorum. Ya abi hiç anlaşılmadım ya. Ya bakın anlaşılmadım, kalkıp gideceğim. Gerçekten bir tane çakacağım. Gerçekten iğrenç bir şakaydı. Bir daha aklıma ne geldi? Ne geldi? Şu kolayı getir de şişe çevirmece oynayak lan. Olur kardeş. Hadi geçen gün gördüm bak. Kolaya gerek yok. Oğlum bana bak, bir şey diyeceğim. Nimetle şahı olmaz lan. Bir şey var mı ha? Geç şişe nimet mi lan kardeş? Oğlum içindeki su nimet. Ya boş mu? Lan be. Oturun hadi. Boş, hadi, boş şişe. Hadi, hadi. Şimdi geçen gün internette izledim. Rezalet bir adamsın. Geçen gün internette izledim bunu. Çeviriyorum, tamam mı? Şişenin kapağı kime gelirse diğeri onları vurmaya çalışıyor. Güzel. Tamam kardeş. Beni oynarım. Çeviriyorum. Sağ geldi lan. Vallahi bağ geldi. Kaçın. Topuk.
Ben kazandım. Oğlum silah mı sıkılır lan? Silah mı sıkılır? Taş sopa niye mataydın ya oğlum? Silah sıkmak ne? Neyle ya? Vuracağım kardeş? Evet, her iki tarafın da arkadaşlıklarında biraz sıkıntılar var. Bakalım aşk hayatları nasıl? Cansu, akşam bir şeyler içer miyiz? Aşkım ben Berkutay'a söz verdim ya. Oha, Berkutay bana da söz verdi. Nasıl ya? Sana ne zamana söz verdi ki? Bir yıl sonra ya. Nasıl ya? Devlet hastanesi mi bu çocuk ya? Bir sene sonra söz veriyor. Selam, selam kızlar ya. Selam, tamam. Ne olacak sana? Senin için ısıtma ama. Sakin, burada kal. Aşk olsun ya. 45 dakikadır ayaktayız. Bir kere otur demediniz ya. Tamam, tamam. Korkmayın. Herkese yetecek kadar varım. Şimdi size bir soru soracağım. Duruma göre kimle takılacağıma karar vereceğim. Sor. Sizin, sizce benim en sevdiğim... Bir daha sorabilir miyim? Sen de en sevdiğimiz... Sen, sizin, ben Alo Türkçe konuşmak istiyorum. Evet. Tamam, tekrar soruyorum. Ben de en sevdiğiniz özelliğiniz ne? Özelliğim ne? Allah kahretmesin ya. Bir daha soruyorum. Gülme lan, kıvırcık. Anlamadım neye gülüyor ya. Oğlum salak mısın? Devam ediyorum. En sevdiğiniz özelliğim sizce ne? Yatın. Katın. Paran. Sen ne alaka lan? Oğlum o kadar çok param var ki artık ben de etkileniyorum ya. Saçmalama kanka. Gel. Saçmalama. Hiçbiriniz beni ben olduğum için sevmiyorsunuz. Uf sen de be. Hem ayranın dökülmesin hem de... Aa! Seyirmesin. Yürüyün kızlar gidelim. Yürü kız gidelim hadi. Ay tamam geliyorum. Allah'ım her şey çok zor ya. Evet. Berkutay'ın aşk hayatı böyleydi. Bakalım Salih'inki nasıl? Hadise güzel kadın ya. Vallahi iyi kadın. Evet, aşk hayatlarını gördük. Peki soruyorum size. Coğrafya kader midir, keder mi? Şişt. Ne bakıyorum? Bana mı bakıyorum? Dediniz ya ben ona... He. Yoksa bakmıyordum. Niye bakmıyorum? Bak, bakayım mı? Oturayım mı oraya? Nereye? Yanına ya. Şuraya? He. Gel. Uzaktan gördüm ya bro. Birazcık dertli duruyorsun. Ben de dertliyim, gergoyum bu aralar. Sence hadise nasıl? Güzel. Simge. O da güzel. Benim favorim Aleyna ya. Evet ya, şarkıları çok güzel. Şarkı mı söylüyor? Senin... Abi senin niye favorin o zaman? Ne bileyim, böyle gördüm geçen gün sosyal medyada. Sen de dertli duruyorsun. Neyin var? Ya da ben anlatayım ya, boş ver seni. Sen zengin misin lan? Evet, nereden anladın? Daldan dala atlıyorsun sabahtan beri onu yapayım, bunu yapayım diye. Ne derdin var? Kaç yaşındasın? 25. Aynı yaştayız abi. Aynen. Şimdi benim şöyle bir derdim var. Zaten aslında derdim zengin olmak ya. O kadar kötü bir hayatım var ki. Yatım var, katım var, evim var. Aileme çalışayım diyorum. Asla izin vermiyorlar. Zaten param var. Ne çalışıyorsun oğlum diyorlar. Arkadaşlarım desen gezme tozma derdinde. E tabii kızlar etrafımda fır dönüyor ya. Elimi sallasam 50'si ne kadar da sıkıcı değil mi? Derdim bu işte. Senin derdine sıçayım ben. Anlamıyorsun ya. Derdin ben var ya tat senin dert kere.
Senin ne derdin var ya? Sen de anlat. Bizim derdimiz çok ya. Annem babam ne yapsam zaten beğenmiyor. Hoşlarına gitmiyor. Arkadaşlarım deseniz zaten hepsi başka alemde, başka kafadalar. Çevremde bir tane kız yok lan. Seninki dertmiş ya. Dert tabii oğlum. Boşuna bir şey yapıyoruz yani. Belki de... Yani önemli olan belki de... Dertlerimizin büyüklüğü değil, onu nasıl gördüğümüzdür ya, ha? Aslında doğru diyorsun ya. Dertlere ne kadar yaklaşırsak o kadar büyük görürüz. Böyle bir şey demeye çalıştın değil mi? Hiç bok anlamadım dediğinden ama... Evet, öyle bir şey demeye çalıştım da olabilir. Yani diyorum ki, belki de asıl mesele çekirdek koladır be ha. Ne diyorsun? Aynen öyle. Çok sağ ol. Bir belgesel kuşağımızın daha sonuna geldik. Bir sonraki belgeselimizde görüşmek üzere. Abi sen bir şey değil mi? En büyük dert bunun ki ha. Boşluğa konuşuyor öyle. Ne bakıyorsun? Bir şey mi oldu? Deli mi ne ya? Allah Allah. Çok güzel hareket diyenler. Zil diyen var mı? Yazarlarından. ÇG buçuk diyelim mi? Diyelim. Onları da çağıralım. Artık bile çağırdık. Çok güzel hareketler. Dur, bir şey söyleyeceğim. Ne olur? Şimdi herkes de gitti ya, bir an tek kaldım zannettim sahnede seninle. Evet, ben de orada böyle bir gerildim biliyor musun? Acun Nagihan'ı tek fırçalıyor ya. Öyle olacak zannettim. Çok stres oldum. Ezber unuttuk. Çok çalışıyoruz. Ne olur kusura bakmayın. Özür dilerim ya. Ben geldim ve seni yargılayacağım. Evet, ya. Gerçekten bir anda Nagihan kadar kaslı hissettim kendimi. Çok özür dilerim. Bunlar çerçöp falan diye. Çok güzel hareketler. Devam ediyor alkışlar. Efendim, bir haftanın daha sonuna geldik. Umarız akıllarda güzel bir hatıra, yüzlerde güzel bir tebessüm bırakabilmişizdir. Alkışların en büyüğü size ve BKM Mutfak oyuncularına gelsin. Üstadım, Shakespeare'in Otello'su oynanıyor şu an. Evet. Hangi otel? Harika. Evet. Yakında konuşmayı da unutur muyum baba? Ya konuşmayı unutur.